yerlerde ciddi değişiklikler oldu ve ciddi bir kafa karışıklığı var. Hem idareciler aslında ne yapacaklarını çok bilmiyorlar, hem biz OYP'liler olarak neler yapacağımızı bilmiyoruz. Böyle bir taleple çıktı bu toplantı. Böyle bir talep üzerine düzenlendi. Öğretim Elemanları Okulu Öğretim Elemanları Derneği ile Eğitim Sen Beşinoğlu İşyeri Temsilciliği olarak düzenledi bu toplantıyı. Mustafa Toparlan Mısır bize hukuki süreçle ilgili bir cendirme yapacak. Kendisi Öğretim Elemanları Derneği'nin hukuk danışmanı. Aynı zamanda sendika uzmanımız Hüker Akçasoy da yine bir değerlendirme yapacak bununla ilgili olarak. Yarım çay saat konuşacaklar. Ardından bir saatimizi de soru cevap şeklinde işleteceğiz. Hepiniz hoş geldiniz. Ya şeyle başlayalım. Sizinle başlayalım. Ben daha teknik konuştuğum için ne yapacağım olup soruları da olur arkadaşlarım bana. Çünkü oradan sorularla kalanlar çünkü tek şey soracaklar. Şu durumda ne yapacağız, bu durumda ne yapacağız falan filan gibi. İsterseniz buyurun. Siz sen bir kaç açıdan bir bir yer başlayalım. Ben teknik soruyorum. Arkadaşlar hepinize merhaba. Malum ÖYP değişikliği ile ilgili eğitim sana uzun zamandır daha doğrusu ÖYP'nin kendisiyle ilgili ciddi mücadele yürütüyor. Hem diplomasi boyutuyla hem işte hukuksal girişimleri ve mücadelesi boyutuyla. Ama bugüne gelmeden biraz hani açıkçası ne oldu da buraya geldi ÖYP noktasında birazcık böyle bir şeyler söylemek istiyorum. Arkadaşlar 50D ile ilgili YÖK 2 sene önce bir çalıştay düzenledi ve sendikalardan birer temsilci talep etti oraya katılması noktasında. Eğitim Sen adına da bir üyemiz gidip 50D'ye ilişkin görüşlerimizi sunmuştu. Bu çalıştay sonrasında biz şöylesi bir tabloyla karşılaşmıştık. YÖK'ün bütün derdinin aslında tüm araştırma görevlerini 50D'ye geçirmek gibi olduğunu daha o zaman anlamış ve bunu deklare etmiştik. Çünkü o çalıştayda yapılan tartışmanın özeti şuydu. YÖK diyordu ki ÖYP güvenceli bir kadro ki işte bu 17-25 Aralık vesaire sonrası sürece denk düşüyor. Biz bu alana istediğimiz gibi müdahale edemiyoruz. Dolayısıyla bu alanı bir şekilde müdahaleye esnek bir alan haline getirmemiz gerekiyor. Ya da komple bundan vazgeçebiliriz demişti. Daha sonra da yani bunu 50D çalıştayında yapılan tartışmalarda söylüyor ve 50D'den 33 aya geçiş noktasında da biliyorsunuz onu meselede de ciddi mücadeleler yürütmüştük. Orada da çeşitli kriterler getirilmesi ve bir performans denetimine geçilmesi önerisi sunulmuştu YÖK tarafından. Sadece YÖK tarafından mı bu öneri diğer eğitim sen dışındaki diğer sendikalar, bir tanesi de hatta biliyorsunuz Twitter sendikacılığı yapıyor şu dönemde bayağı popüler. Onlar da bunu, bu talebi, YÖK'ün bu önerisini desteklemişlerdir. Eğitim senin o dönemki tavrı çok açık ve netti. 33 ay geçişler, koşulsuz olmalı, kriter getirilmemeli. Hatta bununla ilgili daha sonrasında, bu sürecin sonrasında eğitim sen diğer sendikalara bir çağrı yaptı. Gelin 50'de sorununu artık çözelim. Yasa önerileri verildi, yasa önerileri verildi, teklifleri verildi CHP ve HDP tarafından. Yine o dönem bunu gündeme getirdik, bu 50D meselesini ortadan kaldıralım vesaire diye. Ancak ne diğer sendikalar, ne de işte kamuoyu bu meseleye gereken ilgiyi göstermedi ve biz bu süreci, bu enerjiyi ne yazık ki örgütleyemedik. Şimdi burada başlayan, hani 50D mücadelesi çok daha öncesine dayanan bir mücadele. Ancak burada başlayan bir kırılma oldu. Bunun ardından arkadaşlar, bu 50D meselesi çözüme kavuşturulmadığı noktada ardından gelen süreci şu şekilde yönetmeye başladı AKP. Biliyorsunuz önce bir düzenleme yapıldı usul ve esaslarda lisans üstü eğitimle, ÖYP ile ilişiği kesilenlerin lisans üstü eğitimleriyle de ilişiklerinin kesilmesine dair. Bu kritik bir hamleydi. Nitekim bunu yargı kararlarıyla durdurduk. Ardından bu hamlenin ardından başka bir hamle daha yaptı. ÖYP'yi kökten kaldırdı. Sonra dedi ki,
Önce ÖYP'ye bir alan sınavı, ÖYP sınavı uygulaması getirdi. Bu mülakat sistemi biliyorsunuz özel bir yapılandırmaya gitti. O dönemde işte ÖYP'ye dair tartışmalarda çokça söyledik. Hükümetin temel amacı güvencesiz istihdam bir. İkincisi ÖYP ile tırnak içerisinde kendilerine sadakatle itaat etmeyen insanlar da bir şekilde üniversitelere giriyorlardı. Bunun önünü kesmek. Nitekim burada bir taraftan da bu MEP kursuyla yurt dışına giden arkadaşlarımız var biliyorsunuz. Bu cemaatle AKP'nin iyice artık kavgasının ayyuka çıktığı dönemlerde YÖK'ün bütün derdi nasıl olur da hani biz bu alanları kapatabiliriz. Dananın kuyruğu nerede koptu? İmza meselesinden sonra koptu. Biliyorsunuz ondan sonra doğrudan geri çağırma düzenlemesi yaptı YÖK. Yine ÖYP usul ve esaslarda. Ve o geri çağırma düzenlemesinin ardından özel olarak üniversiteler imzacı ya da muhalif olarak gördüğü bütün araştırma görevlerini çağırmaya başladı. Şimdi biz o dönem bu meseleye karşı yine hukuksal girişimimizi başlattığımızda çeşitli işte yani bunun imzacılarla ne alakası var vesaire veya sadece imzacılar çağrılacaksa o olsun yönünde çeşitli tepkiler de geldi. Ancak hani biz her seferinde şunu söyledik. Bakın bunlar çeşitli hamleler tamam ancak sadece meseleyi bu boyutuyla görmememiz gerekiyor. Genel bir istihdam sorunu haline gelecek bir mesele diye her yaptığımız açıklamada bunun altını çizdik. Her yaptığımız açıklamada da güvenceli iş talebini ısrarla savunduk. Nitekim bu geri çağırmalara dair hem YÖK'ün düzenlemesi hem de bireysel olarak açtığımız davaların hepsini kazandık. Sadece bir istisna vardı, Denizli örneği. Orada mahkeme yürütmeyi durdurma talebimizi reddetmişti. Bölge İdare Mahkemesi'nden daha sonra yine yürütmeyi durdurma kararı aldık. Bu esnada YÖK'le çok yoğun görüşmelerde de bulunduk. Sürekli yazılar yazdık vesaire. Şunu çok açık söyleyebilirim. YÖK her ne kadar şu anda doğrudan görüşme yapmıyor olsa da bizimle yazdığımız, çizdiğimiz veya gönderdiğimiz yazıların hepsi bir şekilde değerlendirmeye tabi tutuluyor. Bu sürecin ardından işte bu davanın kazanılmasıyla birlikte Danıştay'a açtığımız o ÖYP usul ve esaslardaki geri çağırma düzenlemesini kazanmış olmamızın ardından bu 15 Temmuz sonrası o düzenlemenin çok daha beteriyle karşılaşmış olduk. Neden çok daha beteriydi? Orada hukuksuzluk çok açıktı vesaire. Hani açtığımız davalarda zaten yürütmeyi durdurma alıyorduk. Bu sefer dedi ki sadece geri çağırma meselesi değil. Herkese 50D'ye geçiriyorum. Dolayısıyla artık bu dakikadan sonra iş bitmiştir. Şimdi 50D ile 33 ÖYP arasında şöyle temel bir bildiğiniz üzere fark var. 50D'de yıllık sözleşme imzalıyorsunuz. Şimdi bu ÖYP meselesi bu düzenleme 674 sayılı kanun hükmünde kararnamenin 49. maddesindeki düzenleme yapıldığında arkadaşlar şöyle bir tepkiyle de karşılaştık. Aman senet baskısından kurtulduk, zorunlu hizmet baskısından kurtulduk vesaire diye. Haklı bir refleks bu. Onu söylemek istiyorum. Burada temel sorun o dönemde biraz ÖYP'li araştırma görevlerinin kendiliğinden böyle bir talep olarak aslında ortaya atmış oldukları. Bu da anlaşılabilir bir şey. ÖYP düzenlemesi geri alınsın ifadesinin kendisinin aslında kimi sorunlu yanları vardı. Ne demek istiyorum? Şimdi ÖYP düzenlemesinin geri alınmasından kasıt şu muydu işte? Senetler geçerli olsun, zorunlu hizmet yükümlülükleri geçerli olsun vesaire. Hayır. Aslında herkesin kaygısı şununla ilgiliydi. Bir, eğitim öğretim sürecim devam ederken tekrar kadromun bulunduğu üniversiteye gitmek zorunda kalacağım. İki, 50D'ye geçmiş olacağım. Dolayısıyla üniversite beni pat diye işten atabilir. Bu kaygı haklı bir kaygıydı. Dolayısıyla buraya sahiplenmiş olduk. Yani aslında bugüne kadar rahatsız olduğumuz, bugüne kadar eleştirdiğimiz bir statüye sahiplenmek zorunda kaldık. Bu da aslında bu meselenin ne kadar hukuksuz, ne kadar can yakıcı olduğuyla alakalı bir şey. Onun için haklı bir ifade diyorum. Ama birazcık daha buraları sorgulamamız gerektiğini düşünüyorum. Şimdi bu düzenleme sonrasında
GÖK biliyorsunuz yani bu 674 sayılı KYK'daki işte bir paragraflık düzenleme arkadaşlar aslında nasıl söyleyeyim bugüne kadarki KYK'ların hukuksuzluğu zaten çok açık ama bu düzenlemenin kendisi içlerindeki böyle en bariz en çok sırıtan hukuksuz düzenlemelerden bir tanesi. Şöyle düşünün işte şu anda kamu hizmeti alanında çalışan kamu görevlileri, memurlar diyelim birçoğu 4 ayda çalışıyor. Bunların hepsinin bir KYK'da bir anda zart diye 4C'ye geçirildiğini düşünün. Böyle bir etki aslında. Sıkıntılı yanı burası. Şimdi bu böyle olduğunda bizim ilk müdahalemiz şu oldu. Ana Muhalefet Partisi'nin bunun Anayasa Mahkemesi'ne götürmesi noktasında çeşitli girişimlerimiz olmuş. Çok sayıda milletvekiliyle, işte onların eğitim komisyonu üyeleriyle vesaire doğrudan bu mesele görüştü. Şunu da biliyoruz, CHP bu meseleyi doğrudan AKP ile de çok üst düzeyden görüştüğünü biliyoruz. Hatta şöyle iddialar da dolaşıyor, işte meclis açılsın ondan sonra bir düzenleme yaparız dediler vesaire gibi sözler de dolaşıyor, kulağınıza gelmiştir. Ancak bunların hepsi hani bir belirsizlik alanı, bilinmezlik taşıyan şeyler. Peki bildiğimiz şeyler neler? Bitlis ve Bitlis Eren Üniversitesi'nde ve İstanbul Üniversitesi'nde bu KYK yayınlandıktan sonra KYK'nın kendisine de yani hukuksuz olan düzenlemenin kendisine de aykırı, onun hukukuna da aykırı bir uygulamaya gittiler. Ve yaklaşık 10 aydır çalışan 33 A kadrosuna yani doktorasını bitirmiş, kadrosunun olduğu yere gitmiş, doktor asistan olmuş. 33 A'yla da görevini yapan 10 aydır Bitlis'te 3, İstanbul'da 1 araştırma görevlisi üniversite rektörlüğü tarafından 50D'ye geçiriliyor ve şu söyleniyor. Artık siz öğrenci de değilsiniz. Dolayısıyla aslında 50D'de istihdam da demeyiz sizi. Ne yapacağız? Haydi güle güle. Şimdi biz bunu YÖK'e bildirdik. Nitekim YÖK ikinci bir hani usule dair bir genelge yayınladı ya. Ondan önce bildirmişti. İşte nitekim orada YÖK bunu dedi ki bize gönderin biz onaylayacağız. YÖK de biliyor üniversitelerin ne kadar hukuk bilmeden hukuksuzca iş yaptığını ve başına bela olacağını bu işlerin. Dolayısıyla birazcık daha tırnak içerisinde OHAL hukukuna uygun hareket etmeye zorluyor YÖK şu anda üniversiteleri. Peki mesele bununla bitiyor mu arkadaşlar? Hayır. Bu 674 sayılı KYK'daki birazdan hocam daha ayrıntılı anlatıyor. Düzenleme OHAL mevzuatının kendisine de aykırı bir düzenleme. Bugüne kadar çıkarılan KYK'ların birçoğu da öyle ama çok dediğim gibi içlerinde en sırıtan düzenlemelerden bir tanesi. Çalışma yaşamına doğrudan bu şekilde müdahale edilmesi açıkça hukuksuz arkadaşlar. Onun için bu süreçte mutlaka ama mutlaka bu süreci yargıya taşımanız sizin için ileride önemli olacaktır. Birinci olarak bunu söyleyeyim. İkinci olarak bu süreç örgütlenirken biliyorsunuz Eğitim Sen YÖK önünde bir eylem yaptı. Hem bu ihraçlar hem ÖYP meselesiyle ilgili. Bir taraftan da bu Twitter sendikacılığı yapan kişiler çaplarından büyük etki yaratıyorlar nitekim orada. Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru tartışmasını vesaire açtı. Şimdi bu süreçte biliyorsunuz Eğitim Sen aynı zamanda işte 10 bin civarında, 10 bine yakın üyesi açığa alındı vesaire. İhraç edilen üyeleri var. Ciddi bir hukuksal mücadele hazırlığı içerisinde biz şubelerimize şunu söyledik. Bu ÖYP düzenlemesinden ÖYP'li olan üyelerimize daha doğrusu şu bilgiyi lütfen taşıyın dedik. Doğrudan eğer kadroların olduğu yere çağırma işlemi yapılmışsa, o tebligat yapılmışsa hemen gelsinler. Yapılmamışsa da yine şubelerimize gelsinler ve bu meseleyi yargıya taşısınlar üyelerimiz. Hızla da bu meseleyi üyelerimize duyurun. Çünkü işte biliyorsunuz 60 günlük bir süre meselesi var. Bu süreci hukuksal mücadeleyi başlatalım dedik. Bilmiyorum tabii size ulaştı mı bu çağrımız. Nitekim bu düzenleme olduğunda da zaten en başta bunu söylemiştik yani bütün hukuksal süreci yürüteceğimize dair. Ancak arkadaşlar bu yakın zamanda YÖK Başkanı'nın ve yine yakın zamanda 16 Eylül'dü yanlış hatırlamıyorsam
AKP'nin Milli Eğitim Komisyonu sözcüsünün yaptığı iki tane açıklama var. İkisi de aslında meselenin özünü ortaya koyan açıklamalar. Ne diyorlar? YÖK Başkanı dedi ki bunun darbeyle bir alakası yok. Nitekim bu düzenleme ilk olduğunda biz zaten bunu söylemiştik. Bunun darbeyle bir alakası yok. Ardından bu AKP Ankara Milletvekili Eğitim Komisyonu sözcüsünün söylediği şey şu. Diyor ki dünyanın hiçbir yerinde şartsız, koşulsuz kadroya geçirme uygulaması yok akademide. Çünkü diyor akademideki kariyerinin nereye evrileceğini, akademik başarısının nereye evrileceğini kimse bilemez. Şimdi biz bu yaklaşımla hatırlayın burada çok daha önce de birkaç defa toplandık. Defalarca hani şunu söyledik, sürekli buradan bir eleştiriyle karşılaşıyoruz. Ne yazık ki hatta bazı hocalarımız da bu eleştiriye biraz çanak tutuyorlar ve meşrulaştırıyorlar. ODTÜ özellikle, ODTÜ'de biliyorsunuz 50D uygulaması çok tipik bir uygulamadır. Buradaki arkadaşlar temel sorun şu. Ne yani? Araştırma görevlerine kadroyu vereceğiz, yan gelip yatacaklar mı? Ömür boyu bu kadroyla güvenceyle çalışacaklar mı? Yaklaşımla karşı söylememiz gereken şey. Bir, araştırma görevli yüksek lisanstan doktora bitimine kadar zaten akademik olarak birçok sınamadan geçiyor işte. Nelerden geçiyor? Jürilere giriyorsunuz, işte tez konusu, tez önerisinde bulunuyorsunuz, tez izleme komitelerine giriyorsunuz. Daha sonra o tezleri savunuyorsunuz vesaire vesaire. Bunların hepsi arkadaşlar tırnak içerisinde eğer dert akademik nitelik derdiyse bunların hepsi zaten bu denetimi oluşturan süreçler. Dolayısıyla birinci olarak bu argümanı boşa çıkarmamız gerekiyor. Böyle bir şey yok. Zaten denetleniyorsunuz. İkinci olarak bizim temel talebimiz şu. Eğer iş güvencesi olmazsa bu her alan için geçerli ama akademide çok hayati. Hiçbir biçimde özgür bilim, özgür düşünceden bahsedemezsiniz. Nitekim daha önce yine ÖYP'lilerle ilgili konuştuğumuzda biz örneğin Eğitimsel bir anket çalışması yapmıştı. YÖK'e vesaire de gönderdi. Orada çok açık ortaya çıktı. Bırakın hani çalışma konularını, çalışma alanlarının özgürce belirlenmesini iş yapamamaya yani kendi işini, araştırma işini yapamama noktasına getirilen araştırma görevlisi ÖYP'li arkadaşlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz. Hele ki 50D'li arkadaşların durumu bundan çok daha iyi. Buna rağmen kendi işlerinin peşinde bir şeyler yapmaya çalışan insanlar var. Buna rağmen. Ve bugüne kadar Eğitimsel özellikle bunun altını çizdi. Peki ne dediler arkadaşlar? Örneğin işte yetkili sendika Eğitimdirsen dedi ki 50D'den 33 aya işte araştırma görevlileri koşulsuz geçirilsin. Nerede dedi bunu? Toplu sözleşme metninde diyor. Peki Çalıştay'da neyi savunuyor? Bambaşka bir şey. Toplu sözleşme masasında adı da toplu sözleşme ama kendisi değil normalde. Masada neyi savunuyor? Bambaşka bir şeyi savunuyor. Şimdi, temel mesele bu. Çünkü akademiye dair akademinin temel işleyişine dair, akademik özgürlüğe dair en ufak bir fikirleri yok. Bunu savunmak gibi bir dertleri de yok. Çünkü süreç arkadaşlar şöyle işleyen bir süreç. Şu anda özellikle çok daha yoğun bir biçimde hissediliyor. Yukarıdan ne isteniliyorsa sadece bu alanlar çalışılacak. Sadece o alanların çalışılması da değil, sadece o alanda makbul görülen söz neyse, makbul görülen düşünce neyse bunun kendisinin üretilmesi arzulanıyor. Ve bu inanın böyle bir günlük mesele değil, sadece OHAL'in meselesi değil. Uzun zamandır gelen bir süreç. OHAL neyi sağlamış oldu? Bu 15 Temmuz sonrası neyi sağlamış oldu? Bu arzunun, iktidarın bu arzusunun böyle pataküte bir anda karşımıza dikilmesine neden oldu. Peki ne yapacağız arkadaşlar? Bu sürece karşı ne yapabiliriz? Sorusu kritik bir soru. Neden? Şimdi geçenlerde benim çok sevdiğim bir hikayeyi diyeyim artık siz nasıl adlandırırsanız. Bir arkadaşım, ihraç edilen bir arkadaşım o da akademiden. O hatırlattı tekrar. Şimdi padişah iki tane cemaati çağırıyor huzuruna. Bir sofra kuruyor. Cemaatin teki gidiyor sofra huzuruna. Bir bakıyorlar böyle işte 2 metrelik kaşıklar var sofrada. 2 metrelik kaşıklar var ve bakıyorlar biz bunu nasıl yemek yiyeceğiz diye. Neyse bekliyorlar aç bir şekilde. En sonunda
Cemaat şey padişah diyor ki tamam kaldırın sofrayı. Sizin diyor başınız kim? İşte budur padişahım diyorlar. Tamam sen kal. Gerisi çıksın gitsin. Sonra arkadaşlar Bektaşileri çağırıyor işte padişah huzuruna. Bir bakıyorlar yine aynı 2 metre kaşıklar. Herkes tutuyor. Uzağındaki arkadaşına o kaşıkla yemeğini yediriyor. Hepsi karnını doyuruyor böyle. Ondan sonra sofra kaldırılıyor. Diyor sizin başınız kim? En öndeki diyor ki arkamdaki. O geliyor arkamdaki. O geliyor arkamdaki. En son geliyor padişahım diyor. Görmediniz mi? Biraz önce huzurunuzdan geçti. Şimdi arkadaşlar bu örgütlü biçimde hareket edebilme kabiliyetini yakalayamazsak eğer burada inanın ne karnımız doyacaktır ne de kellemizi kurtarabiliriz, canımızı kurtarabiliriz bu süreçte. Örgütlü hareket edebilmek şu süreçte en hayati noktalardan bir tanesi. Şunu düşünen mesela şöyle söyleyeyim. Rektörler daha önceki geri çağırma meselelerinde şunu söyleyebiliyorlardı. Arkadaşlar işte hallederiz. Bölüm başkanı tanıyor, şunu yapıyor, bunu yapıyor, hallederiz. Şu an sanıyor musunuz ki rektörler böyle bu kadar özgüvenle hareket edebiliyorlar? Şu an rektörlerin özgüvenle hareket ettikleri tek şey el ete görme. Aman ben onlardan değilim, aman ben darbeci değilim, aman şu değilim, aman bu değilim. Ve bu süreç en demokratların olduğu yönetimlerde bile, üniversite yönetimlerinden bahsediyorum. Çok sert ilerleyecek bir süreç. Eğer örgütlü bir şekilde hareket edemez. Hukuk, peki hukuku ne yapacağız? Yargıyı ne yapacağız? Bu süreçte arkadaşlar AKP'nin en yumuşak karınlarından bir tanesi bu düzenlemeler açısından da ama sonuçlarını kısa vadede gösterecek bir alan değil. Başvurmamanın bunu böyle bir anlamı kesinlikle çıkarmayın. Aksine hukuk üzerinden mutlaka yürümemiz gerekiyor. Çünkü hukuk 2 gün sonra, daha ileriki süreçlerde bizi avantajlı pozisyona tekrar getirecek, hakkımızı, hukukumuzu tekrar birilerinin karşısına koyabileceğimiz alan. Dolayısıyla bu 2 alanı birden yapamazsak ve nihayetinde şu talebi artık çok yakıcı bir biçimde ileri süremezsek, iş güvencesi olmadan akademik özgürlük olmaz. İş güvencesi olmadan üniversite olmaz. İş güvencesi olmadan bilim olmaz. Eğer akademinin sadakati sadece hakikat olacaksa iş güvencesi olmazsa olmazdır arkadaşlar. Ha, akademinin sadakati ve itaati siyasal iktidar olacaksa bugün AKP olur, yarın bir başkası olur. O zaman iş güvencelerimizi bırakabiliriz. Ama o zaman bir akademiden ve üniversiteden bahsedemeyiz. Bunu bilmemiz gerekiyor. Hal böyleyken bu kadar hukuksuzluk, bu kadar zorbalık ayyuka çıkmışken arkadaşlar, inanın hani sadece spesifik meselelerle değil, bu meseleye karşı mağdur olan, ezilen, bu mesele karşısında hukuksuzluğa maruz kalan herkese kol kola girmezsek eğer, örneğin eğitim sanatçısından düşünün, eğitim san bir taraftan ÖYP'lilerin hakkını savunurken, diğer taraftan açığa alınan üyelerinin veya ihraç edilen üyelerinin hakkını savunurken, hayır ben işte ÖYP'lileri bir tarafa bırakıyorum veya açığa alınanları bir tarafa bırakıyorum, sadece ihraç edilenlerle ilgileniyorum dediği anda inanın kaybederiz. Ha şunu diyebilirsiniz, eğitim senin hataları var, eksikleri var, şu bu, evet olabilir ama bu tarz süreçler biraz bu yeniden böyle yeni yaratabileceğimiz, inşa edebileceğimiz de süreçler. Hatalarımızı, eksikliklerimizi daha hızlı kapatabileceğimiz süreçler. Buna dikkat etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Aksi halde şöylesi bir noktaya savruluruz. Bu sürecin başka bir siyasal sonucuna yol açabilir. Biliyorsunuz şu anda çok farklı çevrelerden bir özellikle pompalanan bir şey var, algı var. Nedir bu? İşte eğitim seni işte çeşitli terör örgütleriyle ilişkilendiren vesaire tırnak içerisinde söylüyorum. İşte şunlar bir ilişki bundan dolayı böyle alındı falan filan, açığa almaların arkasında şu var bu var gibi bir propagandaya maruz kalıyoruz. Bu süreç içerisinde arkadaşlar dün yapmamız gereken şeyleri hani örgütlenmektir vesaire vesaire bugün daha bütünlüklü bir şekilde değil de sadece örgütlenmenin bir parçasını tutup öne çekip getirdiğimizde
yapacağımız şey tersinden bu algı operasyonunu, tersinden bu operasyonun kendisine hizmet etmek olacaktır. Yani kendi arkadaşımızı yanı başımızda yalnızlaştırmış olacağız arkadaşlar. Ve eğer birileri yanı başımızda yalnızlaşıyorsa, birileri o sofradan aç kalkacaksa zaten bırakalım yani bu işleri. Ne hakikat peşinde koşmak kalır, ne bilim özgürlüğü, ne şu ne bu. Eğer bunu savunamayacaksak. Ama gerçekten bu meseleyi dert edinip savunuyorsak, sadece ODTÜ'de değil, işte İstanbul'da, Adıyaman'da, Van'da, Diyarbakır'da, aklınıza nereye geliyorsa, Katü'de, her yerde bu bilinci aşılayabilmenin, bu bilinci harekete geçirebilmenin yolunu oluşturmalıyız. Buradaki tehlikeli noktalardan bir tanesini özellikle altını çizmek istiyorum. Bu pavyon ve neyse, berber, cümlemi bitireyim yanlış anlaşılmasın sonra. Pavyon ve berberden bozma bir sendika var biliyorsunuz, sadece Twitter'da görebildiğimiz patronunu. Buradaki arkadaşların yaptığı şeyin sonuçlarına bakalım. Biz devletimize, vatanımıza vesaire bağlıyız. Biz ÖYP'liler. Diğeri kim arkadaşlar? Diğeri kim? Bunun cevabını sormadığımız müddetçe buradan işte örgütlülük çıkmaz. Yapmaya çalıştıkları şey tam da bu. Biz onlardan değiliz. Onlar kim arkadaşlar? Tırnak içerisinde teröristler. Terörist misiniz arkadaşlar? Hakikati savunduğunuz için, bilimi savunduğunuz için, üniversiteleri savunduğunuz için bu yaklaşımla hareket ediyorlar. Bu kadar açık. Bu kadar açık. Şu anda yapmaya çalıştıkları şey işte bakıyorsunuz medyasından şuna buna her yere saldırıyorlar ki bu bir şeyin habercisi, daha da şiddetleneceğinin habercisi. Yan yana gelmezsek, omuz omuza vermezsek, el ele tutuşmazsak arkadaşlar bu sürecin üstesinden gelemeyiz. Ben kendimi kurtarırım, belki kurtarırsınız ama yanı başınızdaki arkadaşınızı kurtaramazsınız. Bunun tek yolu örgütlü hareket etmek, örgütlü mücadele yürütmek. Ve bunu yaparken de hep birlikte bir irade ortaya koyabilmek, hep birlikte tartışmak, karar vermek. Bunun yollarını da sonuna kadar arayalım. Hukuk mu? Gelin, şubemizin kapıları açık. Sadece bir tane dilekçe imzalayacaksınız. Avukatlarımız hazır, bunun için çalışıyorlar zaten. Gelin arkadaşlar bu hukuksuzluğa karşı hukuk mücadelesinde birlikte yürütelim. Bütün mücadeleyi yürütelim. Birlikte yürütelim. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkürler. Arkadaşlar merhaba. Ben biliyorsunuz Orta Doğu Öğretim Adamanları Derneği'ne hukuksal danışmanlık yapıyorum. Burada, burada gerçekleştirdiğimiz ÖYP'lilerle ilgili ilk toplantı değil. Daha önce de genel hukukta atlı savunumu da yaptık. Başkan filerde de gerçekleştirdik. Orada söylediklerimi özet olarak da toplantılarda söylediklerimi konuşmamın başında tekrarlamak durumundayım. Fakat tabii bugün karşı karşıya olduğumuz durum bu tekrarı aşan bir durum. Çünkü biliyorsunuz 15 Temmuz Gandhi 15 Temmuz'da gerçekleştirilen o suç eyleminden, askeri darbe girişiminden sonra bir olağanüstü hal ilan edildi ve Türkiye'de o hal kararnameleri ile hukukun şekillendirildiğini, temel yasaların da değiştirilerek hukukun şekillendirildiği bir döneme girildi. Bu o hal kararnameleri ile yapılan, temel yasalarla yapılan değişikliklerden nasibini ÖYP'li olarak bilinen araştırma görevlileri, öğretim yardımcıları da almış bulunuyor. O bakımdan bu özgürlüğe de değineceğiz. O hal kararnamelerinin hukuki mahiyetine falan da değineceğiz. Fakat ondan önce şunu belirtelim. Daha önce de belirttim. Şimdi sendika uzmanı olan İlker arkadaşın söylediklerine tabii büyük oranda iştirak ediyorum. Gerçekten bu hukuk mücadelesinin yürütülebilmesi için bile öyle anlıyorum dediklerini bir asgari örgütlülüğe ihtiyaç var. Fakat bu asgari örgütlülüğün de bir hukuk politikası olması lazım. Yani
Yani ne demek hukuk politikası olması lazım? Şimdi biz eğer bir iş hukuku mücadelesinden söz ediyorsak, şimdi burada sendikaların temel kuruluş amaçları toplu sözleşmeler ve toplu görüşmeler yapmak. Bunu bu toplantılarda biz iki arkadaşla birkaç defa gene oturduk, o zamanlar da sürekli yani tekrar edeceğim. Bu örgütlülüğün mutlaka bir toplu görüşme dosyasını YÖK'ün önüne götürmesi lazım. Özellikle bu sizin statünüzdeki arkadaşlar açısından. Bununla ilgili konferanslar düzenlenmesi lazım şu belirli üzerinden. Bir, hakikaten bu alanı nasıl düzenlenebileceğine, bu alandaki çalışma ilişkilerini nasıl düzenlenebileceğine dair düzenleyici bir öneri sunması lazım. Yani hukuk mücadelesi, hukuksal mücadeleye ilişkin perspektif bir hukuk politikası olmadan ilerletilebilir bir şey değil. Bunu eğitim sene eleştiri olarak söylemiyorum. Beraber yapılacak bir iş olarak söylüyorum. Yanlış anlaşılmasın. Sakın. Nedir bu? Siz öncelikle bir hukuk alanı içerisinde, evet mevcut hukuk içerisinde tabii ki hukuka aykırı eylem ve işlemleri bireysel olarak kişiler ne yapar? Yargıya götürür. Bu o hukuk mücadelesinin hem bilinen vesaire falan kısmıdır. Fakat toplu görüşme, toplu sözleşme de alana ilişkin düzenleyici müdahalelerde bulunmak, o da hukuksal bir mücadele. Çünkü ne yapacaksınız? Düzenleyici işlemin kendisini, çalışma ilişkilerinin düzenlenmesini sadece siyasi iktidara, sadece sizin üzerinizde, sizin statülerinizi belirleyen genelgeler, özelgeler, yönetmelikler, tüzükler çıkartma yetkisine sahip olan YÖK gibi kurumlara değil, kendi yarattığınız örgütlükle oluşturmuş olduğunuz iradeye de onu da inisiyatif sahibi kalacak şekilde müdahale edeceksiniz. Şimdi o bakımdan bu sorun hala var. Ama bu sorun var ama gündemimiz değişti. Yeniden ötürü yani artık OHAL kararnameleriyle yönetilen bir sürece girdiğimizden ötürü bu sorun ne kadar eski biçimiyle var? Hakikaten böyle bir alan bize, yani böyle bir örgütlü gücün böyle bir toplu görüşme vesaire şey yapması bakımından bir şey kaldı mı kalmadı mı? Bu ayrı bir tartışma konusu. Fakat daha önceki konuşmalarda ifade ettiğim bu soruna değinmek istiyorum. Bu soru sadece arkadaşlar sendikanın falan sorunu değildir. Öyle anlamayın. Benim sunuşumda biraz belki öyle anlaşılmıştır. Bu sizin sorununuz. Yani siz kendi örgütlüklerinizi, bu eğitim sen olur, öğretim elemanları dernekleri olur, başka sendikalar olur, işte Twitter sendikası olur, hangisine üyeyseniz veya hangisi sizin ilgi alanınızda, görüş alanınızdaysa hepsini sizin çalışma ilişkilerinin yeniden düzenlenmesi için, sizin iradeniz doğrultusunda düzenlenmesi için bir hukuk politikasına zorlamak zorundasınız. Önce örgütlenmek, sonra örgütünüzü de buna yönlendirmek durumundasınız. Bu olmadığı müddetçe ben size söyleyeyim, 6 ay sonra toplantı yine yapacağız. Yaptık çünkü kaç, yani yaklaşık 8 yıldır yapıyoruz bu toplantıları. Ben yanlış bilmiyorsam. Bir 8 yıl daha yapmaya devam ederiz. Edeceğiz yani bunu biliyoruz. Onu baştan söyleyelim. Peki, ne getirdi bu düzenleme? Bu düzenlemenin bu düzenlemeyle birlikte karşı karşıya kaldığımız hukuki statü nedir? Hukuki durum nedir? Buna karşı neler yapılabilir? Şimdi ben bunu ayrıntılı olarak anlatacağım. Fakat ondan önce bu düzenlemenin bir OHAL kararnamesi, bir olağanüstü hal kararnamesi şeklinde yapılamayacağına dair bir vurguda da bulunmak istedim. Bu neden olağanüstü hal kararnamesiyle düzenlenebilecek bir konu değil? Çok basit arkadaşlar. Olağanüstü hal kararnameleri anayasada bir süre yönünden, iki konu yönünden sınırlandırılarak çıkarılabileceği düzenlenmiş olan yürütme organının yasama niteliğindeki işlemidir. Şimdi bir olağanüstü hal biliyorsunuz 15 Temmuz askeri darbe girişimiyle ilgili olarak ilan edilmiştir. Bunun sonuçlarını ortadan kaldırmak, tedbirleri almak üzere ilan edilmiştir. Bu düzenlemeye baktığımız zaman böyle bir tedbir niteliğindeki bir düzenleme görmüyoruz. Bu tedbir niteliğindeki düzenlemeler zaten o
soruna ilişkin, o soruna özgü düzenlemeler olup temel yasalarda değişiklik yapmaması gereken düzenlemelerdir. Temel yasalardaki değişiklikler ancak ya yetki kanunu veren karar, yetki kanununa dayalı olağan dönem kanununda kararnameleriyle ya da zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yasama organında yapılabilir. Bu bakımdan zaten olağanüstü hal kararname yayınlama yetkisinin dışında bir düzenleme olduğunu görüyoruz. İki, süre yönünden olağanüstü hal kararnamelerinin getireceği tedbirler süreyle sınırlı tedbirlerdir. Buraya baktığımız zaman böyle bir süre yok. Bunlar öyle bir sonuç doğuruyor ki bundan sonra sürekli olarak uygulanacak şekilde bir sonuç doğuruyor. O bakımdan da bir olağanüstü hal kararnamesiyle gerçekleştirebilecek bir düzenleme değil. Peki, öyle ama gerçekleştirildi. 2547 sayılı kanuna da ek 30. madde olarak yerleştirildi. Bu 2547 sayılı kanunun ek 30. maddesi ne getiriyor? Sanırım birçoklarınız da aslında bunu merak ediyor. Evet, şu önce okuyalım, sonra bunları parçalayarak ne diyor anlayalım. Düzenleme şu arkadaşlar, diyor ki öğretim üyesi yetiştirme programı kapsamında 33. maddenin A fıkrası uyarınca araştırma görevlisi kadrosuna atanmış olup bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte araştırma görevlisi kadrosunda bulunanların statüleri herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 50. maddenin 1. fıkrasının devendinde belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu devendi hükümleri uygulanır. Önce bir bütün olarak okuyayım, sonra tek tek parçalarına ayırıp değerlendireceğiz. Bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlilerinden 33. maddenin A fıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. 35. madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurt dışında eğitimde bulunanlar, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte itibaren üniversitelerin talebi üzerine 15 gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Bu süre içerisinde 4 öğrencilerin atamaları iptal edilir. Düzenleme bu. Peki bu ne demek? Peki sonuçlar doğru. Bu ne demek olduğunu anlayabilmek için arkadaşlar, şimdi çok kısaca size öğretim yardımcısı kadrolarından asistanlar için hangi çalışma statülerinin belirlenmiş olduğunu bir daha özetleyelim. Bir daha diyorum çünkü sıklıkla bunları tekrar ediyoruz. Şimdi arkadaşlar birinci statü şu, 33A dediğimiz statü. 33A'da şöyle tanımlanıyor araştırma görevlileri. Yüksek öğretim kurumlarında yapılan araştırma, inceleme ve deneylerde yardımcı olan ve yetkili organlarca verilen ilgili diğer görevleri yapan öğretim yardımcısı. 33A. Tamam. Şimdi bir de 50D var. 50D statüsü arkadaşlar öğretim yardımcısı statüsü değil. Fakat Danıştay ve dolayısıyla idare mahkemeleri uygulamalarında bu statüleri yakınlaştıran, aralarındaki farkları silikleştiren kararlar verdiler. Fakat yasadaki düzenlemeye bakacak olursak, yasa koyucunun amacına da bakacak olursak, düzenleme şu, diyor ki, lisansüstü öğretim yapan öğrenciler kendilerine tahsis edilebilecek burslardan yararlanabilecekleri gibi her defasında bir yıl için olmak üzere öğretim yardımcılığı kadrolarından birine de atanabilirler. Dolayısıyla burada sanki öğretim üyesi yetiştirme amacına hasredilmiş bir burs gibi öğretim yardımcılığı kadrosu düzenlenmiş. 33A ile 50D arasındaki farklılık birisinin daimi statü, birisinin geçici statü gibi görülmesiydi. Fakat daha sonra yapılan değişiklikle, her yıl atama değişikliğiyle aslında bu bakımdan da hem yasal olarak birbirine yaklaştı, hem de yargısal iştihatlarla birbirine yaklaştı. Şu an itibariyle aslında 33A statüsü ile 50D statüsü arasındaki sonuçları itibariyle, bakın yasadaki konumlanması farklı ama sonuçları itibariyle farkların oldukça belirsiz olduğunu, yani birbirine çok yaklaşmış olduğunu söyleyebiliriz. Bir de bunların dışında bir başka statü daha var, 35. madde. Arkadaşlar bu şu,
öğretimi amacıyla istihdam edilen asistan. Ne demek öğretim üyesi? Yetiştirmek amacıyla istihdam edilen asistan. Biliyorsunuz zaten hepiniz. Bizde yüksek öğrenim sisteminde hızlı bir yaygınlaşmaya gidildi. Bu hızlı yaygınlaşma neticesinde bir öğretim elemanı ihtiyacı var. Bu öğretim elemanı ihtiyacını karşılamak için üniversiteler bir üniversite adına oraya bir öğretim üyesi yetiştirmek amacıyla başka bir üniversitede yüksek lisans ve doktora eğitimi yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız yüksek lisans ve doktora eğitimine ister ÖYP programı kapsamında atanmış olun, ister üniversiteniz sizi görevlendirmiş olsun, başladığınız anda sizin statünüz 35. madde statüsü oluyor. Yani 3 ayda düzenleme var. Peki ne yapıyor bu ek 33. madde? Ek 33. madde diyor ki 33 önce 35'leri unutun. Buradaki arkadaşlarımızın çoğu 35'ti. Fakat kolay anlaşılsın diye şöyle söyleyeyim. Başka bir üniversite adına ÖYP programında ya da ÖYP programının dışında doktorayı kazanıp vesaireyi kazanıp burada yüksek lisans ve doktora yapanlar değil. ODTÜ'nün kendi içinde de kendi asistanları olabilir. Bunlar 50 dededirler ya da 33 adadırlar. Bunlardan 33 ada olanlar yasanın birinci cümlesine göre yasa yürürlüğe girdiği anda yani resmi gazetede yayınlandığı anda 50 de statüsüne geçmiş sayılıyorlar. Statüleri 33 olsaydı. Bunların hepsi yani birinci olarak gerçekleşen şey şu. Aranızda diyelim ki mimarlık bölümünde 33 A'da görevli bir asistan varsa yasa yayınlanır yayınlanmaz ne oldu? 50 de statüsüne geçmiş oldu. Fakat cümle devam ediyor. Zaten sorun da buradan çıkıyor. Diyor ki bu şekilde statüleri değiştirilen araştırma görevlileri, pardon ikinci cümle 33. maddenin afıkrasına göre yeniden ataması yapılmayanların mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. Şimdi buradan anlıyoruz ki 50'ye geçenlerden bir kısmının yeniden 33'e ataması yapılacak, bir kısmının yapılmayacak. Gayet anlaşılır değil mi? Net. Şimdi hangisinin yeniden 33 aya ataması yapılacak, hangisinin yapılmayacak? Çünkü birinci cümlenin sonunda diyor ki elinci maddenin birinci fıkrasında debendire belirtilen statüye dönüştürülmüş sayılır ve bunlar hakkında söz konusu debendi hükümleri uygulanır. Şimdi debendi hükümleri uygulanacaksa işte örnek de verildi. Yani düzenlemenin kendi içinde bir mantıksızlık var. Siz doktor araştırma görevlisi 33 adaysanız 50'ye geçirildiğinde öğrenci olmadığınız için ne olacak yani? Zaten 50'de statüsünde tutulamazsınız. Yani düzenlemenin kendisi içsel olarak çelişkili. Yani bu şimdi bakın hukuk tabii çok tartışmalı bir bilim midir vesaire falan filan ama ben öyle görenlerden bir tanesiyim. Şimdi bizim kendi yaptığımız bilime göre böyle yasa düzenlemesi yapılmaz kendi içinde çelişki. Böyle yasa yok yasadır yani. Biz böyle çelişki gördüğümüz zaman yasaya deriz ki uygulayıcı der ki çelişki mi kendi içinde? Dolayısıyla bu çelişki olduğu için bu yasayı illa uygulayacaksak çelişen birimlerinden, bölümlerinden bir tanesini yok sayacağız. Ancak öyle uygulayabiliriz. Başka türlü uygulayamazsınız zaten. Nitekim yok da zaten onu görerek işte bu çelişkiyi giderecek şekilde bir müdahalede bulunmuş ve gönderin de bakalım. Çünkü bunu burada çok açık bir sorun var. Özellikle İstanbul Üniversitesi gibi, ODTÜ gibi, Ankara Üniversitesi gibi ODTÜ'de çok yok da çünkü ODTÜ biliyorsunuz istihdam politikasında çok uzun ilk başlarda elindeydi. Temel istihdam biçimi haline getiren üniversite. Orada çok uzun süre yoktur. Ama Ankara Üniversitesi ve diğer üniversitelerde bu tür sorunlar var. Şimdi ben onun öyle yorumlanmayacağını düşünüyorum bu çelişkinin. O efendim 33 A'dan 50'ye geçirenler bunu
İşte bu olağanüstü hal kararnamesi olarak çıkarıldığına göre olağanüstü hal amacı çerçevesinde değerlendirip eğer işte bu askeri darbe girişimiyle malum işte irtibatlı, irtisaklı yahut işte ilişkisi olanlar yönünden tekrar 33 aya atanmayacağı, diğerleri yönünden ise tekrar 33 aya atanacağı olarak değerlendirmek gerektiğini hukuken eğer bir o halde hukuku düşünmeyecek ise söyleyebiliriz. Peki öğrenci ve yani öğrencilik statüsü devam edenler için ne olacak? Bu daha birinci durumdayız. Onlar açısından rektörlükler değerlendirme yapacaklar. Gene bu OHAL amacı çerçevesinde değerlendirip 50 ile devam etmek istedikleri yönünden 50 ile sözleşme sürelerini uzatacaklar. 50 ile devam etmek istemedikleri diğerleri yönünden de zaten 33 ada olanlar yönünden de tekrardan 33 aya atamalarını yapacaklar. Peki birinci durumda olanlar bakımından neden 33 aya yeniden atamaları yapılır diyoruz? Çünkü ikinci cümlede diyor ki mecburi hizmet yükümlülükleri kaldırılır. İkinci cümledeki düzenleme mantığı neyi kabul ediyor? Bu 33 A'daki asistanların bir kısmını, özellikle bunlar kimlerdir? Doktorasını yapmış, tamamlamış olanlar. Bunların mecburi hizmet yükümlülükleri var. Eğer rektörlükler ilişik keserlerse bunların mecburi hizmet yükümlülüğü kalkacak. İlişik kesmeyecekse devam edecek. Dolayısıyla bunlar derhal 33 aya ne yapacaklardı? Yeniden atanacaklardı. Yani o hal amacı doğrultusunda inceleme yapılacak. Tekrardan 33 aya atanacaklardı. Peki geliyoruz 35. maddeye. 35. madde de şöyle bir okuyalım tekrardan. En çok herhalde buradaki arkadaşlarımızı ilgilendiren şey. 35. madde uyarınca başka bir üniversitede ve yurt dışında eğitimde bulunanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üniversitenin talebi üzerine, burada bir duralım. Ne üzerine? Üniversitelerin talebi üzerine. Koşul ne? Üniversitelerin talebi. Önce üniversiteler geri çağıracak. Peki nasıl olacak? Herkesi geri çağıracak mı bu üniversiteler? Şimdi arkadaşımız da dediğimiz herkesi geri çağıracak diye bir düzenleme yapıldı. Bu bir hukuk mücadelesine konu oldu ve bunun böyle olamayacağı ne oldu? Danıştay 8. Dairesi'nin kararıyla tescil edildi. Neydi? İşte herkes geri gelecek diye düzenleme yaptılar. Daha doğrusu herkes geri çağrılabilir diye düzenleme yaptılar. Bu yıllardır süre giden bir tartışmaydı ayrıca. Onu da söyleyeyim. Ben 8. Daire kararının da çok yanlış olmadığı kanısındayım. Onu da söyleyeyim. Ona göre yapılmış olan, bakın 8. daire kararı uyarınca 22 Temmuz'da yürütme kurulu kararıyla yapılan düzenleme de aslında çok yanlış bir düzenleme değil. Niye yanlış bir düzenleme değil? Çünkü diyor ki dersleri başarıyla tamamlayarak tez aşamasına geçen ÖYAP araştırma görevleri. Tez danışmanının olumlu görüşü bakın ne? Tez danışmanının olumlu görüşü ve YÖK yürütme kurulu kararı ile atandıkları yüksek öğretim grubunda test çalışmalarını yürütebilirler. Açıkçası arkadaşlar ben de kişi olarak yani bu konularda çalışan bir hukukçu olarak bu konudaki düzenleme böyle değil ama buna çok benzer olması gerektiğini düşünenlerden bir tanesi. Özellikle bu yurt dışındaki vesaireler için yurt dışında öğretim üyesi yetiştirme amacıyla görevlendirilmiş olan arkadaşlar için yapılan tartışmalarda bu söz konusuydu. Bunu yurt içine de teşkil etmiş oldular. Burada kritik nokta şu, ne tez danışmanı diyecek ki evet tezini bizim üniversitede doktora tezini mevcut üniversitesinde yapmasına gerek yoktur. Efendim kendi üniversitesinde de yapabilir. Olumlu görüş verecek tez danışmanı. Tez danışmanı bir defa hayır, tezini burada yapmak zorundadır, burada bulunmak zorundadır derse zaten geri çağıramaz. Yani yok böyle bir geri çağrı.
Şimdi dolayısıyla önce geri çağırabilmesi lazım yani. Geri çağıramıyor. Niye çağıramıyor? Çünkü yargısal bir denetime tabi olmuş. Yargısal denetim sonucunda işte ÖYP'ye ilişkin usul ve esasların ilgili 11. maddesinin 3. fıkrasında bu değişiklik bu şekilde yapılmış. Öyle. Ha. Pardon. Kusura bakmayın. Peki. Öğretim üyesi olumlu görüş verdi. YÖK de uygun gördü. O zaman geri ne olacaktır? Çağrılar bilecektir. Lütfen yanlış anlamayın ama zaten tez danışmanı olumlu görüş veriyor ise bence o arkadaş kendi üniversitesinde de doktorasını tamamlayabilir. Benim görüşüm de budur. Demektir. Esas buradaki bu arkadaşların istihdam amacı, öğretim yardımcısının asistanın istihdam amacı ila nihayet efendim o üniversitede istihdam edilmesi değil, kendi üniversitesinden öğretim üyesi yetiştirmek olduğu için, yani yasanın mantığı ve şeyde olduğu için bunda bence bir, hem içerik bakımından hem uygulama bakımından bir sorun olacağını düşünmüyorum. Zaten hukuka uygun düzenleme buna benzer bir düzenleme olmalı idi. Gene eksikleri vardır tabii. Ama şimdi o nasıl olacak kısmına girmek istemem. Çünkü ne sonuç doğuracak onu size aktarmaya çalışıyorum. Peki, talep yoksa ne oluyor? 15 günlük süre yok. Peki talep varsa 15 gün içinde kendi üniversitelerine dönmek zorundadırlar. Çok açık ne? 15 gün içinde kendi üniversitesine dönecek. Fakat bu talebin öncelikle mevcut mevzuata aykırı olduğuna ilişkin itirazını yapacak, tez danışmanının görüşünü ortaya koyacak ve bunu yargı konusu yapacak. Bu düzenleme konusunda ben böyle bir yargı yolunun açık olduğunu düşünüyorum. Peki mahkemeler bunu dikkate alırlar mı almazlar mı bilmiyorum, bakacağız. Mahkemeler bunun bir olağanüstü hal tedbiri olduğunu, olağanüstü hal amacına yönelik bir tedbir oldu. Aslında burada yapılmak istenenin, işte bu çağrılan kişilerin, işte bu olağanüstü hal ilanı sebebiyle bu şekilde ilişkili bir kadro pozisyonunu şikayet etmediklerinin işte disiplin hukuku bakımından tespitine ilişkin olduğu vesaire gibi savunmalar yapabilirler üniversitede. Fakat bu savunmaların ben çok karşılık bulacağını düşünmüyorum. Çünkü zaten olağanüstü hal amacıyla değerlendirildiğinde bunların hepsini aynı soruşturma, araştırmayı zaten mevcut, yani doktoranın yapıldığı üniversitenin de ne yapması lazım? O an o üniversitenin kadrosunda bulunması zaten gerçekleştirmesi gerekir. Dolayısıyla o araştırmayı orada yapmanız daha kolay da burada yapmanız daha zor diye bir argüman ileri sürülemez. Peki dönmediniz ne olur? Dönmediniz atamanız iptal edilir. Peki daha şey kısım, yani bu düzenlemeden çıkacak soru işaretlerini çoğaltacak kısım, döndünüz ne olur? Şimdi döndünüz, iki şey olabilir. Bir, o hal amacı kapsamında ilik göreve ilişkinize son verebilirler. O zaten başka bir tartışma. Yani buradaki düzenlemenin bir sonucu değil. Olağanüstü hal tedbiri olan bir uygulamanın sonucu. Böyle bir durum yok diyelim. O zaman ne olacak? O zaman şimdi sizi hangi kadroya çağırdıkları önemli. Şimdi burada şöyle bir belirsizlik var. Şimdi 35'e göre görevlendirilmiş olan ÖYP ile geldiniz. ÖYP ile gelenler kendi üniversitelerinde 50 demidirler, 33 andır. Orada bir sorun var. Yani çünkü buna ilişkin bir belirsizlik var. Bu bir tane yazıya bakıyor biliyorsunuz. Yani rektör o ilgili görevlendirme yazılarını yaparken 33A'dan 35'e diye yazdıysa 33A, 50D'den 35'e diye yazdıysa 50D. Şimdi onu bilmiyorum ki, hiçbirimiz bilemiyoruz. Şimdi şöyle olacak o zaman. 33A kabul edelim ona. Yani çünkü 35'e göre yapılmış olan bir atama o şimdi görevlendirme olduğu için
yaygın olarak 33 aydı. Bu dönen arkadaşlar 50'de sayılacak. Peki öğrencilikleri devam ediyor mu? Ediyor. Söz konusu bu askeri darbe girişiminde bulunan işte silahlı terör örgütüyle neyse irtibatları, iltisakları vesaireleri falan filan olmadığına göre ne olacak? Yasal düzenlemeye göre koşulları devam ettiğinde yasadaki düzenlemenin şeyi, tuhaflığı 33 aya atanmak durumundalar tekrar. Aslında yasayı gerçekten uyguladıkları zaman lehede bir durum çıkmış oluyor. Çünkü diyor ki 50'de koşullarını taşıyanlar tekrar ataması yapılıyor. Yani 50'de koşulları taşıyanlar 50'de bırakılır demiyor. Tekrar 33 aya ataması yapılıyor. Yapılmayanların mecbur hizmet yükümlülükleri ortadan kalkar. Yani yazılırken de öyle yazmışlar ki hakikaten bir dizi iç çelişki doğuracağı sonuç bakımından ya burada amaç edilen neydi, murat neydi falan taşıyan bir düzenleme. Şimdi dolayısıyla ne olacağını biz ancak uygulayıcılar nasıl yani kimler uygulayıcılar? Rektörlükler ve görev. Bunlar bir takım idari işlemlerle bunları uyguladıkları zaman, bu yasayı uyguladıkları zaman göreceğiz. Bu benim anlattığım biraz sonuçlara ilişkin, ihtimallere ilişkin bir neler olabileceğine ilişkin bir ön görüde bulunma ve çelişkilere işaret etme. Uygulama şöyle, benim gözleyebildiğim kadarıyla bugüne kadar bitiriyoruz böylece. Sorularınız olursa cevapları. Bir soruyu biliyorum, çok soruluyor. Onu sorularda cevaplamaya bıraktım. İşte dönmezsek senetten kurtulur muyuz sorusu. Onu soruya bıraktım, cevaplamıyorum özellikle. Fakat bunu söylerken cümleyi nerede bıraktığımızı da unuttum. Kusura bakmayın. Uygulamadaki benim gözlemim şu yönde diyorsunuz. Evet, uygulamadaki gözlemim şu yönde. 33 aydakilerin 50'ye geçtiğini kabul ediyorlar. Ve bunlardan bir kısmının ancak geri 33'e atamalarını yapıyorlar. Yasayı bir tür doğrudan geri çağırma yasası gibi değerlendirip bütün 50'leri, bütün 35'leri geri çağırıyorlar. Öyle değil ama yani öyle. Çünkü bu talebi üzerine bunu gerektirecek, yani o talebin de bir gerekçesi olacak. Rektörlük, ben talep ediyorum diye. Çünkü talebi üzerine diye yazmış yasa koyucu. Biz yasa koyucunun her kelimeyi düşünerek bir gerekçeyle koyduğunu varsaymak durumundayız hukuk yorumcuları olarak. Niye talep ediyorsun yani? Talep edebilmen için ne var? Anlattım değil mi? Öyle bir ilişkin usul ve esaslar var. Ona bağlı olarak sen talep etmek durumundasın. Yani onu gerekçelendirmek durumunda. Fakat bu gerekçeyi yapmadan çağırdıklarını gözlüyoruz. Yani bu yasa sanki bir otomatik geri çağırma yasasıdır. Anlıyoruz, görüyoruz. Her iki uygulamanın da bu ek 33. madde düzenlemesindeki iç çelişkiler yönünden hukuka aykırı olduğunu, mevcut mevzuat şeklinde önümüze çıkmış olan bu maddenin kendisine de aykırı olduğu tanısı bende hakim. Şimdi söyleyeceklerim bunlar, sorulara devam ederiz. Evet. Şöyle başlayalım. Şuradan şöyle devam edelim. Buyurun. Hocam ben şimdi 2016 girişimi kontrolüyle ilgili 9 seneden sonra 2015'inde doktor tekniği bitirdikten sonra Kocaeli Üniversitesi'nde yaklaşık 1 senedir araştırma görevlisi olarak çalışıyorum. Evet. Şimdi Kocaeli Üniversitesi bizi elinde kaydını geçti ve yeniden 33 ay baktığı atamayacağını ve bizim 14 Ekim itibariyle şimdiki sicilimizi bildirdik. Tamam. Ama resmi genel bir belgemiz yok. Tamam. Benim şimdi sorumlu seçim şu. Şimdi bizi ilişimimiz kesildiği zaman bizim 50'den ilişimimiz kesecek. Evet. Peki biz 10 sene boyunca 33 ay kadrosunda çalıştık. Kıdem tazminatımız bunlar ne olacak? Bunlara yine dava mı açacağız? Nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Ya, şimdi yok. Kıdem tazminatı diye bir şey yok. Şimdi sizin şeyde o emekli ikramiyesi diye bir durum var. Şimdi o, şöyle, siz o işlemin hukuk aykırı olduğunu söyleyeceksiniz. Görevle ilişkinizin kesilme işlemi olduğunu, hukuk aykırı olduğunu ileri sürüp işte burada anlattığımız gerekçelerle hukuk aykırı söyleyip anlatacaksınız. Göreve iadeniz yönünde. Çünkü orada
bu EGOTUS'a göre sizin görev ilişkinizin kesilmesinin hukuka uyar olabilmesi yahut da mahkemenin ben bunu denetlemiyorum diyebilmesi ilişik kesme işleminizin işte bu askeri darbe girişiminde bulunan silahlı terör örgütü yetkilendirilen örgütle irtibat, iltisak neyse işte bu onunla ilişkilendirilmesi halinde hukuksal denetim dışına çıkar. Onunla ilişkilendirilmemesi halinde hukuksal denetime tabidir. Siz görev ilişkinizin kesilmesi işlemine karşı dava açacaksınız. Tekrar göreve iadeniz yönünde. O işlemin iptali için. Evet. Buyurun. Ben bu son bırak hani uygulamaya dair gözlemim dediğimiz onu biraz derinleştirmekte belki fayda var. Şimdi bir bu araştırma görevlisi doktor arkadaşların belli üniversiteler tarafından ilişkilerine hemen son verilmesi gibi bir gündem var. Onun dışında geri çağrılmayla ilgili bir gündem var. Onun dışında da geri çağrılanların hangi madde üzerinden atamalarının yapılacağıyla ilgili üç ayrı gündem var. Şimdi aslında siz dediniz ya rektörlere bağlı diye. Böyle gözüküyor. YÖK en başından beri bunu bu şekilde sunuyor. Ama gayri resmi kanallardan YÖK her başlıkta ne yapılacağını üniversite rektörlüklerine bildiriyor. Var mı elinizde bu? Yani bunun hukuki gayri resmi olduğu için bunu bir şey yapamaz. Yani hepimiz sonuçta... Çok özür dilerim, lütfen lafınızı unutmayın. Kazara eline geçiren varsa yani bize de getirirse biz de... Yazılı değil. Bunlar hep şifayen, sözlü yapılıyor. Şimdi buradaki esas mesele şu. Bir, bu geri çağrılmaların YÖK çığırından çıkmasını istemediği için buna genelgeler vasıtasıyla bir takım kısıtlamalar getirmeye çalışıyor. Bu sizin 22 Temmuz tarihli alınan düzenleyici karardan bağımsız olarak yeni bir takım kriterlerle geri çağrılmayı düzenlemeye çalışıyor. Geri çağrılan bazı arkadaşlarımızın geri çağrılma işlemleri ilgili üniversite tarafından iptal edildiğini biliyoruz. Ama bunun ötesinde esas muhtemelen pek çok arkadaşımızı bağlayacak olan şey yeniden atama yapılması sırasında 50D'den mi yapılacak, 33'den mi yapılacak meselesi. Şimdi bu üniversitelere bırakılmış gibi gözükmekle beraber YÖK diyor ki şifayen eskiden olduğu gibi yapacaksınız. Hepsini 50D'ye atacaksınız. Ben bu kanun hükmündeki kararnamedeki 50D'den 33'e geçirilme meselesini doktora eğitim bittikten sonra yapılır şeklinde yorumluyorum. Siz de böyle yorumlayacaksınız. Doktora eğitimini bitirmemiş olanların hepsinin atamasını 50D'den yapacaksınız. Eğitimleri bitene kadar orada tutacaksınız. Eğitimleri bitene kadar mecburi hizmetlerini dolayısıyla iptal etmeyeceksiniz. Çünkü es kaza ederseniz bir daha yükleyemeyiz. Yeni senet imzalanması gerekir. O yüzden ancak doktora eğitim bittikten sonra 33'e geçireceksiniz diye. Dolayısıyla sizin kanun hükmündeki kararnameyi ki ben de öyle düşünüyorum tabii. Yorumladığınız şeyin aksine YÖK'ün bir şeyi var. Ama genelgede de şöyle bir düzenleme var. İkinci yayınladığı genelgede yanlış hatırlamıyorsam eğer tekrar üniversitesine yani lisansüstü eğitimini yapacağı üniversiteye görevlendirme yapacaksanız tekrar senet imzalatın. Evet, tekrar... bunu da şunun için yapmışlar. 50D'den ataması yapılan ve geri çağrılan insanlar es kaza tekrar doktora araştırmalarını devam etmek için gönderilirse buna nasıl bir çözüm bulacağız? Çünkü normalde 50D'den görevlendirdiğiniz bir insana 35'le atamasını, 35'le görevlendirmesini yapamazsınız. Yayınladığı genelgeyle yapabilirsiniz diyor. Şimdi üniversitelerin dolayısıyla personel daire başkanlıkları attıkları her adımda bunu YÖK'e sorarak atıyorlar. Yani bazı üniversiteler var zamansız ne yapacağını bilemeden harekete geçen, bazıları var hiç harekete geçmeyen. Ama genel şu an uygulama YÖK'ün bu şifahi şey üzerinden nasıl diyeyim dayatması demeyeyim de yönlendirmesi üzerinden. Yani böyle yapacaksınız. Onlar da böyle yapıyorlar. Dolayısıyla uygulamayı birazcık derinleştirmek yani nasıl yapıldığına dair ek bilgiler var onları paylaşmak için söyleyeyim dedim. Yok o şekilde yorumlamıyor. Çok açık. Hatta yani internet üzerinden de dolaşıyor bu oraya geleceğim dediğiniz mecbur hizmet bahsine. İstifa halinde kefalet senedi ve tazminat uygulamasının hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen bilgilendirme yasasından başvuruya verilen cevaplar da var. Ama o halde zaten istifa edemiyoruz. Evet, bu arkadaşlar, özet arkadaşımızın verdiğiniz bilgi özeti şudur. Ben burada bir çelişki var. Tekrar 33 ay atlaması gerektiğine dair bir sorun çıkıyor yasadan gibi. Yorumladım diyor ki hayır, yok onu öyle yorumlamıyor. Şifa verdiği talimatta bu düzenlemeyle beraber bütün 33 aylar ilgili olmuştur. Ancak doktorasını bitirenlerden
ihtiyacın olanları sen 33'e atayabilirsin şeklinde bir uygulamaya... Dolayısıyla terör örgütüne bağlamıyor. Tam da sizin dediğiniz gibi biz zaten bunu esnekleştirmek istiyoruz. Onu yaptık evet, diyor. Yani çalışma ilişkilerini esnekleştirmek için bunun bu düzenlemeyi getirmiş olduk. Ve muhtemelen bir şey daha ekleyeyim. Benzeri bir hani bilgi bizde de var. 50'den 33 aya geçiş sürecinde de doktora sonrası muhtemelen kriter meseleleriyle karşılaşacaksınız arkadaşlar. Şu anda... Bakın şöyle bir şey, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde yakın zamanda yaşadığımız bir şey. Üniversite, Hacettepe Üniversitesi'nde arkadaşımız sağlık bilimlerinde genelgeden, ikinci genelgeden bir gün önce şey yapıyor, pardon ilk genelgeden bir gün önce doktorasının kaydını yaptırıyor. Ertesi gün üniversiteden yazı geliyor ve diyor ki ilişiğiniz kesilmiştir, gelin Sivas'a. Sivas'a şu an 15 gün içerisinde işte o dönemden sonra gitmesi gerekiyor. Bu arkadaşımıza üniversitenin söylediği şey şu. Biz sizi zaten 50 değilsiniz. İşte rektör bey bakacak eğer nedir onun adı sizinle çalışmak isterlerse devam ettirecekler. Tam da dediğin gibi 35'le o zaman tekrar göndeririz. Çünkü Sivas Üniversitesi'nde doktora programı yok o alanda. Dolayısıyla eğer istemezse de ilişiğinizi keseriz. Birçok yerden bu açıkça geliyor. İki gün sonra hocam gelin buraya, ilişiğinizi keseceğiz, vereceğiz, göndereceğiz diyenler bile var sözlü olarak. Şimdi bu mesele de yani 33 aya geçiş meselesi vesaire, hani ben de bu noktada hocama itiraz ediyorum. Sadece hani şeyle birlikte hatta tez danışmanının olumlu görüşü meselesi dahi bana kalırsa ÖYP'nin kendi mantığına aykırı yani 11. maddedeki o düzenleme. Çünkü ÖYP öğretim üyesi yetiştirme üzerine dolayısıyla tez danışman olumlu görüş verse bile geri çağırma meselesi sıkıntıya düşüyor. Şimdi burada 33 aya geçiş noktasında eğer diyelim ki 50 değilsiniz, öğreniminiz, lisansüstü öğreniminiz işte Haziran ayında dersleriniz bitti. Ne olacak? Devam mı edeceksiniz mesela? Kadronuzun olduğu yere mi gideceksiniz? Şimdi burada da şöylesi bir sıkıntı devreye giriyor. 50D'yi burslu öğrencilik olarak mı yorumlayacağız? Araştırma görevlisi olarak mı yorumlayacağız? Eğitim Sen'in bugüne kadarki mücadelesi, Danıştay kararları da 50D'nin araştırma görevlisi istihdamı olduğu. Dolayısıyla size burslu öğrenci muamelesi yapıp da tekrar ayıp gelin buraya derlerse bu da bir dava konusu olacak. Bir ek bilgi danışma, olumlu danışman görüşüne rağmen geri çağrıldı bir arkadaşımız. Hem rektörlükten hem danışmanından burada kalmalı görüşüne rağmen geri çağrıldı. Onu da var konuşuyor geri çağırmıştı. Ben şey söyleyeyim. Ya bir saniye. Biraz dağılıyoruz evet. Da. Söz alarak gitsek. Tamam fark etme. Buyurun şöyle gidiyoruz arkadaşlar. Söylediğinize paralel ben de bu hafta Başkent Üniversitesi'nde bizzat görüştüm. Rektör yardımcıları ve dekanla. Gerçekten yok. Bütün desteğiyle yani resmi olmayan bir takım yollardan danışarak ilerliyorlar ve bana söylenen bizim de yazılarımız yazılmış geri çağırma yazılarımız hani 50D'nin amacı da yani onların kafasında uygulamaya yönelik siz geleceksiniz biz 33 ayda hiçbir gibi bir şey yok kesinlikle o konuşmalardan onu anladım ben şu anda yaklaşık 2 yılım var doktora eğitimine. Geleceksiniz, biz de bu süreçte sizi tanımış olacağız. Tanımış olacağızdan kastedilen nedir, onu bilemiyorum. Ve kadro vaktimiz geldiğinde, yani kadro zamanı geldiğinde biz de ona göre kararımızı vereceğiz. Yani 33 aya geçiş, çoğunları bitimine bırakılmış. Yalnız geri çağırma işleminin olabilmesi için, yani talep, bir hukuka uygun olabilmesi için ÖYP'ye ilişkin usul ve esaslara uygun olması lazım. ÖYP'ye ilişkin usul ve esaslara uygun değilse talep iptal edilebilir bir hukuka aykırı idari işlem. Onu söylüyorum. Evet. Buyurun. Ya aslında İlker Hocam arkadaşım biraz açıklama yaptı ama bu 33'e yeniden atanma konusunda bizim bir disiplin soruşturması geçirmemizin hani bir
gereklilik olduğunu düşünüyorsunuz ve hani disiplin soruşturmasından aklananlar 33'e atanacak, aklanmayanlar 50'de ele kalacak gibi bir yorum yaptınız esasen ama. Hayır, yasayı şu, ben hani de demeyim. Ben de, yani yasayı şöyle yazan da bu yasadaki cümlelerin bu şekilde yorumlanabileceğini, böyle bir sonuç çıkabilecek bir ifade tarzını tercih etmişler. Yasa çelişkili düzenlenmiş dedim. Yani ne yapacaklar ya, onların yaptığıyla belirtmişler. Yani bu yorumu böyle yapmak da sıkıntılı. Çünkü biz sonuçta burada yani üniversitelerde çalışıyoruz. Alışveriş merkezinde çalışmıyoruz. Kamu kurumları buralar. Yani böyle OHAL tedbiri kapsamında yapılan bir yasal düzenleme ve disiplin soruşturması gibi bir şey öngörülüyorsa mesela, bunlar bu üniversitelerde de gerçekleşiyor. Yani bizim kadromuzun değişikliği ya da geri çağrılmamızla ya da araştırmamızı orada yapmamızla bir şeyi olamaz, ilişkisi olamaz. Yani bence bir orada bir yorum sıkıntısı var. Yani her iki tarafta da üniversiteler bunu isterse yürütebilir normalde. Ama mesele kesinlikle OHAL meselesi değil. Mesele bütünüyle bir güvencesiz istihdam biçimini bu süreçte fırsatçı bir şekilde yaygınlaştırılması gibi yorumlamak daha doğru bence. Onun dışında şu 33 ile, yani ek 30. madde ile 35. madde uygulaması birbirine çelişiyor. Şunu sormak istiyorum. Yani 35. madde diyor ki, yasanın bir maddesi, diyor ki doktora payesi aldıktan sonra geri dönerler. Ama ek 30. yeni madde diyor ki geri dönerler. 35 iptal olur. Yani bu iki maddeden hangisi üstün maddedir? Yani mesela birbiriyle çelişen bir de iki madde üretmiş oldu aslında devlet. Yani hani siz hala hani 35'in dayanağı olan, uygulamaya esas olan esaslarla işler diyorsunuz ama aslında yani ona bile gitmeden diğer yasa maddesiyle çelişen bir yasa maddesi var. Yani hani biz hiç usul esaslara gitmeden tartışmalıyız bunu. Çünkü 35'in çok net ifade ettiği bir şey var. Doktora tezi tamamlandıktan sonra geri dönerler. Yani buna aykırı bir işlem yapılması, yani yasal düzenlemesi yapılması da bence temel sakatlıklarından bir tanesi. Ama gene de teyit. Yasal düzenleme değil yapılan. Neyse tamam, ben söyleyeyim. Yasal ek madde koydu. Yani yasaya. Ek bir madde koydu. Yani doğrudan bir yasa maddesi. Yani olarak statü bakımından baktığında 35. maddeyle bu yeni KYK'yla getirdiği yasa maddesi eş düzeyde gibi görüyorum. Ama yanlışsam bunu teyit etmenizi istiyorum sadece. Hani bu birbiriyle nasıl çelişir? Mesela çünkü usul esaslar bir yasa değil. YÖK'ün yaptığı, kurallaştırdığı bir yönetmelik benzeri bir şey. Metin o. Ona ilişkin uygulama gerçekleşiyor ama yasa değil. Biraz hızlanayım. Bir de çok daha devam etmeden hani senet mevzusunu da hemen açarsanız sevinirim. Yani gitsek senet iptal oluyor mu, gitmesek iptal oluyor mu diye temel iki tane soru var. Bunu da baştan açıklığa kavuşturursak iyi olur. Şöyle söyleyeyim. Şimdi 35. maddenin bahsettiğim düzenlemesi şöyle. Diyor ki bu şekilde doktora veya uzmanlık veya sanatla yeterlik payısı alanlar bu eğitimin sonunda kadrolarıyla birlikte kendi üniversitelerine dönerler. Haklısınız. Biz de bütün dava larda vesairelerde şurada burada veya konuşurken bu meseleyi savunurken sizin dediğinizi diyoruz. Diyoruz ki bu yasal düzenleme açıkça bu eğitimin sonunda dediğine göre bu eğitim süreci içerisinde geri çağrılamazlar. Doğru. Böyle bir görünüm. Fakat bu düzenleme yurt dışı meselesinde Danıştay tarafından tartışıldı. Yurt dışında eğitim görenler açısından tartışıldı. Yurt dışında 35'e göre yurt dışında görevlendirme bu çoğalar açısından tartışıldı ve bunu Danıştay böyle değerlendirmedi. Geri çağrılabileceğine ilişkin değerlendirdi. O yüzden ben pozitif kurulduğu yorumun sebebiyle oraya çok atıf yapmadım. Ama haklısınız, biz bunun böyle yorumlanması gerektiğini biz de ileri sürüyoruz. Dolayısıyla aslında şunda da haklısınız, çok doğru. Usul ve esasların 11. maddesinin yeni düzenlenmiş olan 3. maddesi, 11'in 3'ü, bu iddiaya göre yasaya aykırıdır. Doğru. Fakat Danıştay'ın kendi içtihadına göre aykırı değil. Onu ben söyledim. Bir başka doğru söylediğiniz hususta doğru. Aynı konuda 35 ile 30. madde düzenlenmesi arasında bir çelişki var ama Danıştay'ın söz konusu ettiğimiz içtihadına göre yine değerlendirildiği zaman çelişki
olmadığını bile söyleyecek bir hukuk testiyle karşımıza çıkmış olan biliyorum. Senede gelince arkadaşlar, senet şu. Senet çok açık, net düzenleme. 35 ile ilgili değil. 35 şimdi madde kapsamında olan arkadaşlar senet işini unutsunlar. Yok öyle senet iptali kurtuldum. Yok. Yani bundan çıkın. Yani çok açık cüz, böyle başka söylem anlaşılma arkadaşlar. O şu, kendi üniversitelerinde mecburi hizmet yükümlülüğü de bulunup 33A'da bulunan, yani birinci cümle kapsamındakiler açısından bir düzenleme. Oradan tekrar 33A'ya atanmayanlar mecburi hizmet yükümlülüğünden kurtuluyorlar. Yani doktorasını bitirmiş olanlar diye düşünmüşsün. Tamam mı? Anlaşılsın diye böyle söyleyeyim. Peki, sizin tartışma hakkınız yok mu bu? Var. Siz tartışırsınız. Siz dersiniz ben yasaya öyle yorumlamadım. Yasaya göre beni geri çağırdınız. Şimdi ben olanı söyleyeceğim ama yani sizin önünüze bir OHAL kararnamesi diye bir düzenleme gelmiş. Siz de bunu kendi lehinize yorumlayacaksınız tabii. Diyeceksiniz ki bu cümleyi ben benim mecburi hizmet yükümlülüğümün kaldırılması şeklinde yorumladım diye bunu çeşitli niza, çeşitli uyuşmazlık ve dava konusu haline getirebilirsiniz. Getirin de ilginç sonuçlar da çıkabilir. Değişik yorumlar olabilir vesaire olabilir. Şey ekleyebilir miyim bu senet meselesi? Arkadaşlar bir de şimdi bu işte şu pratikte karşılaştığımız meselelerden bir tanesi. Hani biliyorsunuz bu imzaladığınız senetler ve imzaladığınız sözleşmeler, hatta daha önceki işte bu yine ÖYP meselelerinde de siz de hatta söylemiştiniz, tek sözleşme olmalı vesaire. Siz bir birey olarak idarenin, koskoca bir idarenin karşısında bir sözleşmeyi imzalıyorsunuz ve devlet çıkıyor bir gün size diyor ki ben senin bütün statünü, yani bunun şu konuştuğumuz şeyin kendisi statü hukukunu yerle bir etmektir. Statünü ortadan kaldırıyor. Neyi kaldırıyor? Sadece 50D'ye geçirmiyor. Örneğin ÖYP dediğiniz şey aynı zamanda bir bütçe kullanımı. Öyle değil mi? Bütçe kullanabiliyor musunuz şu anda? Hayır. Hani bütçeyi azalttı, şunu yaptı, bunu yaptı vesaire hepsi bir tarafa. Ama bir hakkı tamamıyla kullanmanızı engelliyor. Şu anda giden arkadaşlar örneğin hiçbir biçimde üniversiteler böyle bir bütçesini kullandırmadılar bu mesele sonunda. Dolayısıyla ben hani bu yoruma bu yorumu şöyle bir tarafa esnetmek gerektiğini düşünüyorum. İdarenin tek taraflı olarak bu şekilde statü hukukumuza doğrudan etki etmesi, ya yani idare demeyelim, yasa koyucunun diyelim, hatta bakanlar kurulunun bu şekilde müdahale etmesi, sizin statünüze bu şekilde köklü bir değişikliğe gitmesi neticesinde bana kalırsa yargıya başvurmak, yani iki gün sonra sizin karşınıza senedi, zorunlu hizmeti vesaire, mecburi hizmeti çıkardığında hayır, biz seninle bir sözleşme imzalamıştık, bunun gerekleri ortadaydı, sen kalktın bir anda bir düzenleme yaparak her şeyi değiştirdin. Dolayısıyla o statünün içerisine siz bu şartlarda girmediniz. Yani bu tipik bir iş hukuku sözleşmesi değil, tipik bir idari sözleşme de değil. Tamam, hukuksal olarak krizli yanları var. Ama hukuksal olarak zorlanması gereken bir şey. Alın. Yani şunu deyip geçmeyin lütfen. Ya tamam hani bu senedi isterlerse veya iki gün sonra bir şey olursa ben bunu gider öderim demeyin arkadaşlar. Orada da hakkınızı sonuna kadar arayın dedim. Benim bildiğimden öyle bir şey çıkarmadım. Yanlış anlaşılmasın diye. Aklınızı arayın. Zaten bu senet istendiği zaman her ne koşulda olursa olsun %100 haksız olmanız koşulunda bile itiraz etmeniz lazım. Onu başka durumlarda niye böyle olması gerektiğini uzun uzun anlattığınız için tekrar gelmek istemiyorum. Buyurun. Evet. Sırayla gidelim ama o sırayı bozmadan. Evet. Buyurun. Tamam mı canım? Buyurun. Bir maalesef konusunda örneğin bir asistan görevlendirmesini alıp giderken 2 yıl sonra lisans eğitiminin biteceğini öngörüldü ve ona göre hesaplandı. Bir kefalet senedi imzalandı. Ama 4 yıl geçti, hala bitmedi. Evet. Ve bittiğinde de işte bir şekilde gitmek istemiyor vesaire. Bu durumda bu 2 yıla göre mi değerlendirilir? Benim imzaladığım senet 2 yıllık arkadaş, ben sadece bunu öderim mi der? Yoksa hayır, görevlendirildi de 4 yıldır oradasın ama yenilenmedi de. Bunlar hepsi mahkemede tartışma konusu. Şimdi isterseniz çok kısa bir bununla ilgili bir açıklama yapayım. Biz yıllarca bu konu, bu yorum konusu değil. Yaklaşık 30 yıllık geçmişi var. Biz derken yani sizin tarafınızda duralım, hukukçular olarak. Yıllarca dedik ki bakın bu
İdarenin tek tarafını düzenlediği sözleşme idari bir sözleşmedir. İdarenin dolayısıyla üstün olduğu bir sözleşmedir. İdari işlem tarafı ağır basan bir sözleşmedir. Ve bu çerçevede onun idari hukukunun genel ilkelerine aykırı olduğu bir sürdürük vesaire falan. Ve dedik ki bunu Danıştay denetlemelidir. Yani idari yargı uzun yıllar Danıştay'da bu denetim yapmak yönünde kararlar verdi. Çeşitli gerekçeler bulundu. Her seferinde farklı bir yasa dayanağı göstererek, işte en son devlet memurları kanunu 35. maddesine dayanarak ben bunu denetleyeceğim çünkü devlet memurları kanunu 35'e aykırıdır dedi. Ondan önce böyle bir sözleşme yapılamaz diye kararlar veriyordu. Bu kararların mantığı şu Danıştay açısından. Yani burada bir idari işlem var. Bunun denetimini adli yargı değil, idari yargı yapacak. Yani çünkü idari hukukuna ilişkin bir uyuşmazlık var. Ben burada öğretim yardımcılarının kamu görevlisi olduğunu, yüksek öğretim personeli olduğunu gözetirim. Orada bir tür personel hukuku üzerinden bu değerlendirmeyi yapalım dedi. Fakat uyuşmazlık mahkemesi 3-4 defa gitti geldi. Danıştay her seferinde farklı bir dayanak bularak, yasal dayanak bularak kendi denetimi, kutsal denetimi içerisinde görmesine rağmen uyuşmazlık mahkemesi dedi ki hayır, bu bir özel hukuk sözleşmesidir. Bu ne demek? Ha kira sözleşmesi yapmışsınız, ha yüklenme ve kefalet senedini imzalamışsınız. Dolayısıyla bunu niye söylüyor? Nasıl kira sözleşmesinde taraflar efendim karşılıklı olarak çeşitli iddiaları sözleşmeye dayanarak ileri sürebilirler ve bu iddiaların hepsini adli yargı mahkemesi görmek, dinlemek, sözleşmeye göre çözmek zorundadır. İddialarınızı ileri sürebilirsiniz. Daha fazlasını da ileri sürebilirsiniz. Asli hukuk mahkemesinde size dava açıldığı zaman parayı ver diye diyeceksiniz ki ben harbiden sözleşmeyi 2 yıl diye imzaladım. Ha, ne derim bilmiyorum mahkeme, ne derim bilmiyorum yani. Ama ileri süreceksiniz. Başka bir arkadaş da mesela şey diyebilir. Diyebilir ki mesela bu ek 30'la ilişiği kesilirse geldiğinde der ki ya bu iki tarafa borç yükleyen, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme. Sen borçlarını yerine getirmedin ki benden istiyorsun. Senin borcun neydi? Senin borç bana taahhütte bulundun. Öğretim üyesi iliştirme programı çerçevesinde benim bütün öğrenimim boyunca işte bu kadroda seni öğretim yardımcısı kadrosunda istihdam edeceğim diye bana taahhütte bulundun. Yerine getirdin mi? Getirmedin. Peki tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler bakımından her iki tarafa da tam borç yüklüyor dediği için bu sözleşmeler edimini yerine getirmeyen karşı taraftan sözleşmeden doğan edim borcunu isteyebilir mi? İsteyemez. Bunların hepsini ileri sürebilirsiniz. İleri süremezsiniz demiyorum. Daha bir sürü argüman da ileri sürebilirsiniz. Hukuk yargılaması içerisinde bu sözleşmeden kaynaklı olarak. Fakat ben bunlar ileri sürülemez demiyorum. Fakat bunlar ne sonuç doğurur? Benim bunların ne sonuç doğuracağına ilişkin sizi bilgilendirebilmem için yargı kararına konu olmuş olması lazım. İçtihada dönüşmüş olması lazım ki size kesin bilgidir diye sunabileyim ya da böyle olur diye bileyim. Öteki türlü hukuksal bir tartışma konusudur. Sanırım anlaşıldı. Evet, buyurun. Sebepler olacak. 2, öğrenimde başarısız olacaksınız. 3,
Eskiden süre meselesini de dikkate almıyordu fakat sonra tekrardan dikkate almaya başladı. Belirlenmiş olan maksimum süreyi aşmayacaksınız. Öğren işinizi kesebilir. Yani keserse bunlara aykırı kestiği için 50 devre işinizi kestiği zaman bu artık nedir? 50 de kadrosundaki işinizin kesilmesi işlemidir. Bunlara uygun değilse gene dava konusu edeceksiniz. Gene bu iştahatlara göre göreceksiniz. Yani... Ama bakın şu 50 de kadrosunda şimdi şu var da şöyle bir açıklık oluşuyor. 33 adaydım, beklerim 6 ay sonra doktoraya başlarım meselesi. 50 diye geçince tabii orada bir açıklık oluşuyor. Onu kabul ediyorum. Kabul ediyorum yani orada bir sıkıntı olmuyor. Ben şeyden dolayı söylemiştim. İkinci genellikte ama şöyle bir durumda var. Evet, 50 diye geçtikler ama doktoranın sonuna kadar eğitimine devam edecekler. Doktoradan sonra atılmamak sorunu doktoradan sonraymış gibi yansıtıyor. Yok, hayır. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi şöyle, dediğiniz şey doğru ve bunu yapabilirler. Yani yüksek lisansınız bitti, yüksek lisansınız bitene kadar 50 değilsiniz. Bittiği anda işte diyelim ki bir süre zarfı oluştu orada ve şunu diyebilir, hani tamam biz sizin ilişiğinizi kesiyoruz diyebilirler. Arkadaşlar şimdi Mustafa Bey'in de anlatmaya aslında çabaladığı şey şu bak. Bunları yani bu ortada bir hukuksuzluk var ve bu hukuksuzlukta ısrar var. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir sürü şey yapabilirler. Bunların hepsi veya birçoğu hukuksuz olabilir. Kimilerine mahkemeler başka türlü de karar verebilir. Bilmiyoruz. Ama şurası kesin. Hukuki bir mücadele de yürütmeliyiz buna karşı. Yani diyelim ki böyle bir şey yaptılar size. Böyle bir durumda yargıya başvurup ona karşı işte gerekli hukuksal argümanlar seti neyse, neler oluşturulabilirse, sadece bunun için de değil, işte bir sürü başka şeye bakılabilir. Onlarla birlikte bir yargı süreci başlatılır. Ha o yargı sürecinden olumlu sonuç çıkar, olumsuz sonuç çıkar bilemiyoruz. Çünkü bunu kimse söyleyemez şu anda. Hatta size şöyle söyleyeyim. Mesela kazandığımız davalar bile sendik olarak bir anda pat diye tersine dönebiliyor. İşte yargıdaki operasyonları sunuz ele geçirmeleri, sunuz yukarıdan birisi bir şey söylüyor, patır 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 hepsinin nerelerde uygulandığını görüyoruz. Bu şu demek değil. Tamam bırakalım gidelim. Hayır. Yargıda da hukuksal olarak mücadele yürüteceğiz. Her tipik örnekte. Yani bunu asla yapamazlar. Bunu şöyle yapamazlar diyemeyiz. İşte deniz burada. Dilekçe hakkı anayasal bir hak. Dilekçesini verebilmek için işte şube yöneticileri, ihale yöneticileri, basın vesaire avukatlar gidip bir idari personeli dilekçe vermeye çalıştı arkadaşlar. Bunun mücadelesi götürdü. Yapabilirler mi? Teknik olarak hayır. Ama fiili olarak evet yapabiliyorlar. Anlatmaya çalıştığımız bu. Bu fiiliyatı kabul edecek miyiz? Hayır. Her tipik örnekte, her bir örnekte, onun için mesela hani Anayasa Mahkemesi'ne başvurular, şunlar bunlar, ortada dilekçeler falan dolaşıyor ya, her birimizin yaşadığı tamam genel bir sorun var, çok tekil yanları var yaşadıklarımız. Bunların hukukçular tarafından değerlendirilip ona göre bir yargı, hukuksal strateji içerisine çekilmesi gerekiyor. Ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmek. Evet, buyurun siz. Hocam şimdi bu OHAK kararı OHAK süresince geçerli olan kararlar doğru mu? Yani OHAK süresi o halden sonra yine kullanılabilir mi? Yani demek istediğim şu varmak istediğim nokta, eğer ki 50D'ye geçeceksek 50D, yani geçtik zaten, 50D'ye kalacaksak 50D veya 33'e geçeceksek eğer o halden sonrasında kalabilir mi? Mesela bazı üniversiteler doktora bittikten sonra ben istersem alırım, istemezsem almam diyebilir mi? Yoksa o hal süresince bunu tespit edebilir mi? Şimdi arkadaşlar bu tartışma sadece sizin bu düzenlemeyle ilgili değil, bu çok güzel. Şimdi temel yasalarda yapılan değişim, bu da temel yasalarda yapılan değişim. Yani şimdi bu konu şöyle, biliyorsunuz. Belli süreler içerisinde OHAK sular kararnamelerin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne götürülmesi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni de belirlenmiş bir süre içerisinde 10 gün zanneden komisyonda 20 gün içerisinde de yasalaşması gerekiyor. Şimdi OHAK kararnamelerinin yayınlanır yayınlanmaz ÇDÖB'ye götürülmesi gerekiyor. 10 gün ve 20 günlük süreler 30 gün içerisinde de yasalaşması gerekiyor. Şimdi yasalaşırsa artık yasa maddesi olacaktır. Yasalaşmazsa ne olacak? Şimdi o bir belirsizlik alanı. Sadece bununla ilgili değil. Başka düzenlemelerle ilgili olan belirsizlik alanı. Çünkü bu 30 günlük süreler geçti. Şimdi Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi bunları yokluğunda sayabilir. Saymayabilir.
şeklen bize göre, bana göre, bana sorarsanız sadece bu sürelere uyulmadığı için, sadece bu sürelere uyulmadığı için bana göre yok hükmünde. Ama karar önce Anayasa Mahkemesi. Yani Anayasa Mahkemesi kararını beklemek durumundayız. Sanırım bir tanesi bir tane burada kararlar bu 674 sayılı değil ama götürüldü Anayasa Partisi tarafından. Bunlar da sırayla götürülecekler hepsi benim bildiğim kadarıyla. Anayasa Partisi en azından medyaya öyle yansıdı bildiğimiz kadarıyla. Onu Anayasa Mahkemesi karar verecek. O yüzden ona hiçbir şey diyemiyorum. Buyurun. Buyurun Erçin. Anadolu Üniversitesi'nin kararı bizi geri çağırdılar ve ben ders alıyorum şu anda doktora. Ve ODTÜ personel başkanına bana baskı ediyorum. Bizi almam lazım. Biz mi haklısınız? Yani ben hani ders dönemindeyim. Çok öyle bir durumda olan başka bir sayı insan var mı? Benzer bir durumdayım. Bununla ilgili eklemek istediğim bir şey var. Gök bir genelge yayınladı. İkinci genelgesinde diyor ki lisans tutuk programı yoksa çağrınız üniversitede o zaman bize gerekçenizi sunmak zorunda. Yani sunmalısınız diyor. Neden çağrınıza dair. Yoksa mahkemeden şimdi, dönebilir diye evet, yani kendi gerekçesini de açıklıyor. Şimdi ama bu arada yani benim de bir hafta süren kaldı. İmzaladım ben tebligatı. Yani dava açamam. Arkadaşlar şimdi ama maddi manevi hasar göreceğim bu arada. Şöyle söyleyeyim yani. Bu düzenleme açık. Talep üzerine 15 gün içinde dönmek zorundadırlar diyor. Döneceksiniz. Yani bu tebligatı almam diye bir şey yok, alacaksınız. Yani şöyle almazsanız. Almazsanız kapınıza yani o tutanak tutacağım parası mantıksız olmuş. Memur gönderip kapınıza da şey yapabilir. Yani gönderebilir yani onu şey yapabilir. Ya burada bir sorun yok. Yani bunlar yani böyle efendim onu almadığınla olacak işler değil. Fakat ne? İki tane husus var. Bir bu genelge şey gösterir, dayanak gösterir. İşte onu tanımıyoruz. İşlemin... Evet, onu tanımıyoruz. Ne karar var mı? Bana gelen yazılarıyla daha gidemiyor. Evet. Çünkü danışmanın olumsuz bir şey var. Ben bunu da bilmiyorum. Yani, bu şekilde biz kararnameyi tanımıyoruz. Kararnameye göre çağırıyoruz. Gelmemiz gibi bir şey söz konusu. İdari yargılama oluşturduk kanunun 11. maddesine göre ilgili genelgeyi gösterir. Diyeceksiniz ki bunu geri alın. Bu arada gidip başlayacaksınız. Ondan sonra hemen damarınızı açacaksınız. Sizi çağırdıkları için damarınızı orada açacaksınız. İdari yargılama usulü kanununun şey maddesine göre. Çağrı bilgisini alıp yazıyı daha önce edinenler Ankara'da oldukları süre içerisinde yani daha Ankara'da ilişkileri kesilmeden önce burada da açabilirler. Buyurun. Peki pardon YÖK'e gidip biz gerekçeyi sundular mı size diye şey yapabilir miyiz? Her yere müracaat edebilirsiniz arkadaşlar. Müracaat sınırsız. İstediğiniz yere, istediğiniz itiraz dilekçesini verin yani. Sorun değil. Dilekçeyi yanlış yere verirseniz onlar düzeltip ya bizim bilgi değiliz diye size bilgi vermek zorunda var. Evet. YÖK'e de verirsiniz dilekçeyi. Böyle Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ne de verirsiniz. İtiraz edersiniz. Ama dava açmanız gerekir sonuçta. Evet, buyurun. Şimdi benimki soru değil. Gerçi aslında bir soru geldi. Şu an canlı yayında da Facebook'tan şey yapılıyor. Oradan insanlar sordu. Bir tanesi onu sorayım ama ona sonra cevap veririm. Ben kendi sözü aklımdayım. KHK ile ihraç edildik. Senedimizi ödemek mecburiyetine bırakılır mıyız diye bir soru var. Şimdi benim söylemek istediğim şey şu. Bütün bu tartışmadan benim anladığım yani hukuki kısmından. Birincisi yani bilimsel açıdan baktığımızda deney. Deney yapılmamış. Mahkemeler henüz davalar açılmadığı görünüyor. Sonuçları bilmediğimiz için biz hukuki anlamda akıl yürütüyoruz. Şöyle mi olur, böyle mi olur, şu yolu deneyebiliriz, bu yolu deneyebiliriz vesaire. Bunları göreceğiz. O süreç içerisinde yaşayacağız. O hukuki mücadeleyi vereceğiz, yapacağız. Ama tabii belli sınırlar da mı olmaz canım diye aklımızda sürekli olarak mantığımız bizi zorluyor. Oradaki sınırlar anlaşılan şu an karşımızdakinin fantastik şeylerine bağlı. Yani ben şunu yapmak istiyorum diye bir rektör uyandığında yapmaya çalışabilir. KHK'lardaki boşluklar, maddelerdeki incelikler, efendime söyleyeyim yönetime bugün hükümet tarafından artık her türlü keyfiliği yapma hakkının bu derece açılmış olması bunları mümkün kılıyor. Benim yani bütün bu hukuki tartışmada anladığım bu. Göreceğiz bakalım yani ne ölçüde mahkeme tarafından sınırlandırılacak, mahkemeler tarafından ne ölçüde bizim hani hakkımızı oralarda da arayabiliyor olacağız.
Bunları göreceğiz. Ama başka bir mesele daha var. Yani en baştaki şey, OHAL KHK'sıyla 15 bin ÖYP'li mağdur edildik. Yani çok acayip bir şey var burada. Ülkede darbe girişimi oldu. Hepimiz bu ülkede yaşıyoruz. Ve biz şunu biliyoruz. Yani yıllardır, çok uzun yıllardır hem de, kol kola, el ele bu ülkeyi birlikte idare ettiler. Sonra bir takım şeyler yaşandı. Bunun bedelini bizlere ödetmeye çalışıyorlar. Kimiz biz? Bu işlerle hiçbir ilgisi olmayan, bu darbesiyle bilmem nesiyle 15 bin ÖYP'liyiz. Haksız yere ihraç edilen bir sürü insanız. Adım adım OHAL vesilesiyle hakları kısıtlanan insanlarız. Şimdi bizim biraz vereceğimiz mücadeleye, evet hukuki ayağı olacak, evet sendikal ayağı olacak vesaire, ama belli bir yere de yaslamamız lazım. Yani biz bu işlerin müsebbibi değiliz. Bedelini de bize ödetmenize izin vermeyeceğiz. Bu genel perdeden, yani şu an ben şunu görüyorum, toplumun çok önemli kesimlerinde, çok büyük kesimlerinde bu ülke nereye gidiyor, çok büyük bir kaygı var. Gittiği yerden memnun olmama hali var, bunu değiştirme arzusu var. Biz bu arzuyla biraz daha buluşan, ya Türkiye'nin bence en iyi üniversitesindeki yetiştirilmekte olan ya da yetiştirilmiş bilim insanlarıyız. Şu şeyi atlatabiliriz, ÖYP meselesini. Ama bu ülke böyle bir yer mi olacak bundan sonra? Buna dair de bir şeyimiz yok mu? Bence buralarda da biraz daha canlanıp inisiyatif almamız, hani o örgütlenmekse bunu her manada gerçekleştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Bütün bu tartışmadan benim anladığım da bu oldu. Evet. Öyle buyurun. Şimdi bizim arkadaşlar takip ediyorlar ki, bizim mahkememiz değil. Anayasa Mahkemesi. Anayasa Mahkemesi'ne de bireysel başvuru yapamazsınız. Yasal düzenleme ile ilgili bireysel başvuru yapamazsınız. Yasanın uygulanması ancak Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ndeki haklarınızı ihlal edecek ki onun üzerinden siz başvuru yapacaksınız. Yani bunu yani bu bakımdan ben bir şey söyleyebilirim. Ama illa sendika dava açsın falan. Tabii sendikanın hukukçuları da öğrencisi. Ben sendikanın hukukçusu falan değilim. Ama kendi görüşümü söylüyorum. Buradan bir pek yol alınabileceğini zannetmiyorum. İddianız şu zannederim. Bu bakanlar kurulu kararı. Evet, idari işlemdi. İdari işlemdi. Evet. Yani bizim hani burada benim dile getirmemizin sebebi, ben başka arkadaşlar adına da konuşuyorum. Biz Öğretmen Anadolu Derneği'yle de görüşmeler yapmaya başladık. Yani yatım kurulu içerisinden temas edebildiğimiz kişilerle temas ediyoruz. Sendikada zaten hem sendikalı hem de dernek üyesiyiz. Bizim böyle bir talebimiz var ve biz bunu bu talebi ortaya koyan kurucu arkadaşların
60 gibi bir süreyi değil mi? Yok hayır. 60 ne zaman? Son 30'dan düşüyoruz. 27 falan kalmıştı. Son 30'dan düşüyoruz. Son 30 gün kalmıştı. Yayın tarihi ne zaman? Yine. Süre geçmedi. Bir şey söyleyebilir miyim? Bir şey soracağım. Bir şey söyleyeyim de özür dilerim sözünüzü kesiyorum. Arkadaşlar bu talepler sendikaya çeşitli biçimlerde geldi. Birçok öneri geldi. Sadece sizlerden değil, alanında böyle duayen olan hukukçuların da çeşitli yorumları vesaire, sendika o insanlarla da işte Kerem Altıparmak'tır vesaire, hani en yakından tanıdığımız sosyal medyadan mesela. Yani bütün herkesin görüşlerini alarak bir strateji çizmeye çalışıyor. Hani şöyle bir yaklaşım içerisinde olmanın kendisi bana çok doğru gelmiyor. İşte yani herkesin fikri çok önemli, çok kıymetli elbette. Ama bunları bir potada eritip bir stratejiye, ortak bir tavra yöneltebilirseniz eğer sonuç alabilirsiniz. Yoksa çok çok farklı, çok daha radikal gelebilecek yorumlar da var. Her yorum hukuksal olarak Mustafa Hoca'nın söylediği gibi denenebilir yorumlar. Ancak sendikanın bir stratejisi olacaksa, hukuksal bir stratejisi, bu bugüne kadar mücadele yürüten dünyanın davasını kazanmış bir sendikadan bahsediyoruz. Kaldı ki ÖYP ile ilgili son dönemde kazandığı davaların hepsi ortadadır. Bırakın da yani hani değerlendirsin hukukçular, onlar bir yol oluştursunlar ve oradan yürüyelim. Eğer bunun kendisine karşı bir güven sorununuz varsa, hani doğrudan sendikaya gelip hukukçularla çok daha teknik olarak bu meselenin ayrıntılarını öğrenebilirsiniz. Yani şey arkadaşlarımız mücadelesi tekrar söylediklerini zaten yok. O yüzden hani onu gözetmek gerekiyor bir yandan. Bir yandan benim anlayamadığım şeyine çok hakim olmadığım için anlayamadığım bir şey var. Ben de aynı mesele Anayasa Mahkemesi'ne başvurumu yoksa bu başka bir işleme gerek olmadan evde yaptırıldıkları için idari bir işlem söz konusu değil burada. O yüzden bizim 3 ay geçirmek üzere teker teker dilekçe verip bunun üzerine mi mahkemeye gitmemiz gerekiyor? Nasıl bir hukuksal statüsümüze dair saldırıya karşı nasıl bir hukuksal süreç izlemek gerekiyor? Nasıl bir strateji öngörüyorsunuz temel olarak? Benim anladığım zaten size yönelik işlemi mahkemeye götürün demişler. Yani doğru. Ama şöyle bir durum var. Yani hani, biz olmadığımız için sürece dair ne yapacağımızı, nasıl yapacağımızı dair bir bilgilenme için zaten arkadaşımız İlker Bey taahhütte bulundu. Şüphelerimiz açık, şüphelerimiz orada dedi. Yani arkadaş, çok iyi bir taahhüt yani. Anlıyorum ama ben şu anda çizilmiş bir kutsal stratejisi olmadığını öğrenmeye çalışıyorum. Sendikanın eşeği anlamaya çalışıyorum. Yani bizim bu koşullar altında yapmamız gereken şey 33 ay dilekçe verip geçirmek üzere idari işlem olması için dilekçe vermek mi, yoksa Anayasa Mahkemelerine başvurulması mı? Bakın hocam, yaptığımız açıklamaların her birinde bu meselelerin kendisini doğrudan söyledik. Dedik ki, bu ilk düzenleme olduktan sonra tüm üyelerimize çağrı yapıyoruz. 33 aya geçiş için dilekçelerini, başvurularınızı yapın. Doğru. Sonra başka bir açıklamada dedik ki, geri çağrılan üyelerimiz varsa derhal hemen o tebligatlarla şubelerimize başvursunlar. Şubelerimiz doğrudan bu süreci, avukatlarımız doğrudan bu süreci yargıya taşıyacak. Daha sonra şubelerimize ayrıca bir yazı yazdık. Doğrudan lütfen bu bilgiyi ÖYP'li arkadaşlarımıza götürün. Süreyi aşmadan şubelerimize başvursunlar, avukatlarımıza başvursunlar ve doğrudan bu meselelerin, hani arkadaşımın dediği, evet idare mahkemelerinde açılması yönünde avukatların bir ortaklaşması oldu. Yani ben hukukçu değilim. Az çok böyle teknik olarak çok az bir bilgim var. Onların gerekçeleri de başka tür. Yani işte Danıştay'a açılmış davalar var vesaire. Şimdi bakın sadece bu meseleyle ilgili OHAL KYK'ları açısından düşünecek olursanız Eğitimsen sadece ÖYP meselesini tartışmıyor. İhraçlar var. Yine OHAL KYK'sı içerisinde sözleşmeli öğretmenlik uygulaması var. Dolayısıyla bunları bir bütün olarak OHAL KYK'larına dair bir stratejisi var ve onun içerisinde çeşitli yollar deniyor. Hatta kimi zaman alternatif yollarını da deniyor. Yani buradan eğer şu olmazsa şunu da yapabilir miyiz diye. Şimdi
Sendikanın kapıları açık, şubelerin kapıları açık, avukatların odaları ortada. Yani gelip hani bir problemle karşılaşmışsanız doğrudan mail de atabilirsiniz, telefonla da arayabilirsiniz. Örneğin başvuru yapıp mı nedir onun adı dava açalım? Yoksa işte diyelim ki bilgi edinme bunu önerenler de oldu. Bilgi edinme başvurusunda bulunup hani statüm nedir? İşte statünüz 50D olmuştur, şu olmuştur, bu olmuştur. Onun üzerinden mi dava açalım? Yoksa geri çağrılma üzerine mi açalım? Şimdi sizin bütün koşullarınız değerlendirilerek en uygun strateji hangisiyse bunu zaten size söylerler. Yeter ki burada hukuksal mücadele yürütme iradesini ortaya koyalım. Şunu söyleyelim. Böyle bir tarafı da var bu iş. Hiç bu işlere, hani şuradaki tartışmaların hepsi bir tarafı, farklı kaynakların yönlendirmeleri nedeniyle ya iyi oldu deyip hani söz şeyler nedir onun, senetin hükümleri bir anda ortadan kalkmıştır deyip tamam ben böylelikle atarlar beni, o ben de artık kurtulmak istiyordum ÖYP'den diyen arkadaşlarımız da var. Bu da geliyor yani. Onun için lütfen iletişime geçin. Yani, hatta çokça var ona inanın. Yani sonuçta şöyle bir şey var. Her ÖYP'li mezun olduğunda gidip buna aslında bir istatistiksel bir şey yaptılar. Kime yardımcı oluşan kadrosu veriyorlar? Kaç ÖYP'liye? 2000 kaç yılında başladı bu? 2002 miydi? Tam emin değilim. Yani 2007 gelişti. Hani yani o baştan beri girip de ÖYP asistanı olarak hani ilk oldu başlattı zaten. Daha sonra kendi üniversitesine gidip de kaç asistan yardımcı ben kadrosu aldı ben çok merak ettim. Hocam bakın size bir şey söyleyeyim. Hocam çok ben güzel 3 tane statüyü anlattı. Dedi ki 33'si var, 33'si var, 35'i var. Bakın arkadaşlar 33 A kadrosu. Güvenceli bir kadro mu? Çok açık soruyorum size. Gerçek anlamda bir güvence sezebiliyor musunuz 33 A? Hayır. Güvence, şu güvence. Bakın kısmi, bakın şu anki uygulamalara göre kısmi güvenceleri olan bir kadro. Şu an için ama eskiden 33 A garanti kadro demek. Siz tamam. Ama bakın mesela tam da bunu söylüyorum. Şu an 33 A'ya geçirilmiş olsanız örneğin. 2 gün sonra 33 A'da ufacık bir düzenlemeyle şu an yaşanılan şeyleri daha beterini yaşayabilirsiniz. 50 de zaten en beteri. ÖYP bunlara göre birazcık daha tırnak içerisinde güvenceleri olan bir yardımcı doçentlik, 3 yılda bir sözleşme imzalıyorsunuz. Mesela şöyle düşünün, patır patır şu anda sözleşme yenilememe kararları geliyor ve her biri hukuksuz. Her biri hukuksuz. Onlar mesela işten atılma diye de duyuruyor. Sözleşmenizi yenilemedik. Hocam diyor ya gerekçeleri olması lazım. Ben size söyleyeyim gerekçeyi. Gerekçe yok. Yok yani. Siz muhalifsiniz, şusunuz, busunuz. Biz sizi sevmiyoruz bu kadar. Biz kötüyüz çünkü diyor açıkça yani. Biz sizinle aynı ortamda bulunmak istemiyoruz diyor ve işten atıyor sizi. Ne yapacağız mesela şimdi? Binlerce yardımcı doçent var arkadaşlar. Buyurun. Hocam Baltabaşı'nın öğrencisi üniversitem vardı. Ne durumdasınız? Ben de işte yeni plan yapıyorum doktor deneyimi. Yani gerekli durumunuz var mı dediler. Hayır gelir mi? Gelsin ama sadece bir memur gibi oturacağım dedi. Sonrasında şey istedi. Hocanız bize bir dilekçe yazsın. Durumunuzu belirsin. Sizin dediğiniz genel dedikliğinde uygun bir şekilde. Hocam orada kalın dedi. Ama şimdi o hal bittikten sonra bir ara burayı size 33 ay geçirelim. Ama yeni bir senet imzalıyor dedi. Şimdi benim eski senetim vardı. Bu yeni senet ne oluyor? Ya da şimdi ben yeni bir senet imzaladığım zaman benim zorunlu hizmetim o imzaladığım anda itibaren başlıyor. O dedi geçmiş yılları da kapsıyor. 6 yılı mı diye işte. Şimdi sizin durumunuzla ilgili olarak bana ne önemlisin diye soruyorsanız size yani çok da nasıl söyleyeyim şikayet edilecek bir uygulama yapmamışlar yani açıkçası. Yok aslında yani mantıklı uygulama. Arka yüzeyi ben anlıyorum. Sevgim ben anlıyorum. Doğrultusunda bir iyi niyetli uygulama. İyi niyetli uygulamalardan bir tanesi. Haklısın ben size. Senet arkadaşlar senet zaten şeyin şimdi tabii 23. hukuk bakacak ama 19. hukuk bakarken, Yargıtay 19. hukuk bakarken senedi zaten şey diye uyguluyor, onu bir tür yani tek taraflı düzenlenmiş koşulları belirlenir sözleşme gibi alıyor. Belli uygulama kriterleri var. Başarısız olursanız sadece size yapılmış olan masrafları ödersiniz. Başarılı olup doktoranızı alıp gitmezseniz size ödenen maaşları ve cezai şartı ödersiniz. Dolayısıyla orada senedin tekrar yapılması, bir daha yapılmaması falan filan gibi şeyler çok önemli değil yani. Yani eski senet gibi. Çünkü
şey, eski senet de aynı sonuçlara doğuracak. Diğer senet de aynı sonuçlara doğuracak. Hayır, böyle şey, elinden 33 ay geçirirseniz senetimiz yeniden, yani işleme koyduk. Bu sefer yeni bir senet yapacağız. Yani. Sonuçlara bakımından değişmeyecek yani, onu diyorum. Ama evet. Hani ben bunu da mücadele konusu yapacağım derseniz yapabilirsiniz. Ya, mücadele konusu, sadece merak ediyorum. Bu yeni senetlerin zorunlu hizmeti yeni senete itibaren mi? Eski senet, yani en başından itibaren. Zorunlu hizmetiniz en başından itibaren. Yani şey yok, yavaşsam tutarım diye düşünüyorum. Evet. Ben de süre sonrası var. Şimdi geri çağırmalar başladı, biliyoruz onu ama YÖK'ün de tanımladığı geri çağırma kriterleri oluyor evet. Genelde. Ama KHK aslında hiç bunlardan bahsetmiyor. Bunlara uyulmayan yani çağırmalarda, geri çağırmalarda YÖK genelde istesinler der. Dava açılması bir kazanım getirir mi? Çünkü mesela... Tepkilerin nasıl kullanacağına ilişkin zaten. Görüş olarak mı alınır? Ya YÖK düzenleme için bir kurum. Arkadaşlar YÖK sadece efendim işte yüksek öğretim politikalarını falan filan belirlemek için yetinmiyor. Kendi 2547 sayılı yasada düzenleyici kurum diye tanımlanıyor. O bakımdan rektörler YÖK genelgelerine bunun hareket etmek zorundalar. YÖK genelgesinin ayrıca bir hareket varsa onu zaten hem önce itiraz edeceksiniz İLKON 1'e göre hem de onu dava konusu edeceksiniz. Bir de arkadaşlar bazı kafa karışıklıkları oluyor bakın. Ben onu ifade ederken bazı farklar olabilir diye bıraktım ama 50 de statüsü de öğretim yardımcı de statüsü de o kadroya tanısın. 33 adı aynı statüsü. Bunlar son kararlarla falan filan birbirlerine çok yaklaştılar zaten. Onu da bilmiyorum. Hocam bir soru vardı tekrar hatırlatayım da KHK'yla ihraç durumunda senetlerin nasıl bir hüküm oluyor? Onu nasıl uygulayacaklar bilmiyoruz. Bilmiyorum. Çünkü KHK ile ihraç ayrı bir durum. Ayrı bir durum. İnzibatı burada düzenlenmiş olan bir durum değil. Burada düzenlenmiş olan bir durum olmadığı için bunu acaba buradaki gibi statüsü değiştirilip 33'ü aya tekrar atanmayan gibi değerlendirip yükümlülük yok mu diyecekler. Yoksa hayır efendim burada düzenleme ile benzeşmiyor. Bu ayrı bir durum değil. Senedi işlerine mi koyacaklar bilmiyorum. İkisini de yapabilirler. Ama o tabii ki diyecek ki buna benzer durumdur. Ben bundan sorumlu değilim diyecek haliyle. Taska olacak. Buyurun. Senin sorularında tez aşaması laboratuvarlar. Orada bölüm aktif değil. Tek katımız aldım. Ve işte tutkan yazma değişimi içerisinde. Evet. Şayet 39 talep edersem 39'da da senin tekrar senedi imzalama hakları var mı? 39 nasıl bir kadro? 3 aya 1 mi 20? 39 derken? O aslında yani şu onların oluyor. Şu an güzel arkadaşlarımız var. Ama mesela 3 aylık vermiyorlar. Haftalık 3 güner görevlendirme ile her hafta olmak üzere geliyor. 3 günler şey. Hayır 3 ay geçirme. 50'de de aslında. Geçici görevlendirme. Yine şu işe buraya geldi. 90 güne kadar senet yok, 91 günlük yapıyor. Ben bence yaptım. O zaman senet yapıyor. 39'da da senet yapıyor. Bu konuda benim bir üniversite bilgim, görgüm ve deneyimim. Sizden sonra şey yapacağız. Öğreneceğiz. Bu akşam şimdi davranlar falan devam ederken, yani bir tabuk için düzenlemeye başlayıp devam ederken bizi çağırdılar. Yardının onun tamam diyeceğini düşünüyorum. Yani uygulamada doktoranızı bitirdikten sonra mecburi hizmet yükümlülüğünüzü yerine getirdiğiniz yönünde şeyler var, uygulamalar var. Fakat ben onu çok hukuken kabul göreceğini düşünmüyorum. Doktora eğitim aşamasında sizce bunlar herhalde bitirmeli mi? Yoksa eğitim ya bana siz karar verin. Ya bana sorarsanız en iyi doktora bitmiş doktoruyum. Arkadaşlar yavaştan toplayalım isterseniz. Bu hukuki sorularla ilgili Selçuk'un görüşleri vardı aslında. Üstürmeyi hatırladı ama biz onları bir tekrar hepsini öne getirip tekrar paylaşalım isterseniz. Bundan sonra süreçte belli ki sık sık bir araya geleceğiz. Yapmamız gereken bir süreç. Yok ben söyleyeceğim yani sendikadaki arkadaş size çok iyi bir tarihte bulunmuş şuralarımız açık gelin hukuki danışma veriyoruz diye. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar, sizin
size yönelik idari işlemin siz başka bir idari işleme benzer olduğunu düşünebilirsiniz. Parmak izi gelmiş. Birebir aynı olduğunu düşünebilirsiniz. Aynı kadroda görevli olabilirsiniz ama bir farklılık olabilir. O bakımdan kendi özel durumunuzla ilgili görüş almanızda fayda var. Birincisi bu, evet, söylüyorum. Özel durumunuzla ilgili. İkincisi de şu arkadaşlar, bu mesele, bakın, ancak bir toplu görüşmede sizin de katılacağınız bir düzenlemeye, yeni bir çalışma ilişkisine sebebiyet verecek bir toplu sözleşme benzeri bir şey yapılabilirse çözülebilir. Öteki türlü tek taraflı idari işlemlerle sizi işte bir orta taraflı bir tarafa şey yapmaya devam edecekler. Bu parmak izi örneğine ilişkin bir şey söylemeyeyim, çok kısa. Az önce söylediğiniz bireysel anlamda farklılıklar oluşabilir dediniz ya. Dolayısıyla bu analiz mahkemesine yapacak bireysel başvuruları herkesin mutlaka yapması gerekir mi? Evet, gerekir de şunu soracağım. Sonradan bir emsal teşkil etme durumu söz konusu olur mu? Şimdi arkadaşlar, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru bizde şöyle, madem onu da size söyleyeyim. Bizde bireysel başvuru Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde gerçekleşmiş olan hakların bir idari işlem veya başka bir sebeple ihlal edilmesi halinde ve bu ihlal yargı kararıyla ortadan kaldırılmaması durumunda o yargı kararı kesinleştikten sonra 30 gün içerisinde benim şu hakkım ihlal edildi. Türkiye'deki mahkemelerde benim bu hakkım ihlal edilmesi karşısında gereken düzgün, uygun yargı yapmadı. Benim bu hak ihlalimin ortadan kaldırıcı bir sonuç doğurmadı. O bakımdan ben size işte en yüksek mahkeme olarak önünüze getiriyorum. Benim A hakkım, B hakkım, adil yargılanma hakkım, yaşama hakkım, efendim, işkence ve eziyet görmeme için hakkım, siyasa katılma hakkım vesaire vesaire ihlal edildi diye yaptığınız bir başvurudur. Öncelikle size yönelik idari işlemlere ilişkin yargı yollarını tüketmeniz gerekir. Bu yargı yollarını tükettikten sonra kesin hükümle birlikte 30 gün içerisinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurursunuz. Anayasa Mahkemesi'ne başvuru hakkınız bugün başvuru yapmadığınızda ortadan kalkan bir hak değildir. Benim birinci söylediğimi tekrar edeceğim, az önceki bir söylediğimi. Çok iyi bir teklifte bulundu, tek tek herkese yardım edecek bir sendika var, orada avukatlarımız var dedi. Her parmak izi hakkında görüş almak isteyen arkadaşlar bu olana değerlendirebilirler. Arkadaşlar, yani zor bir dönem, biliyorum hepimiz, bu hepimiz için zor bir dönem. En başından beri söylüyoruz, bir eziyet çektirme sürecine döndük ama hani sadece bu son düzenleme değil, önceki düzenlemeler de öyleydi. Yani hep beraber yan yana durursak, el ele verirsek, hani bu çok böyle klişe bir söz ama inanın çok güçlü bir söz. Eğer yan yana duramazsak inanın kaybederiz ama yan yana durabilirsek işte o zaman bir yerden başlayacağız kazanmaya. Ha, bugün olmayabilir. Ancak bu özellikle bu meseleyle, bu düzenlemeyle ilgili söylüyorum. Eninde sonunda kazanacağımız bir süreç olacaktır. Yeter ki bugün yüzüne baktığımız insanların yarın da yüzüne bakabilelim. Son sözüm bu olsun.